Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Azizler, sizler bilen kıladığım sohbetlerimizde saadetli aile sallahası aslında aile ve ailevi münasebetler hakkında türküm sohbetler üyüştürüşünü hem niyet kılıp koyduk. Elbette aile hayatı her bir insanın hayatını acırılmaz, uzuvi, devamlılık haletlerinden bir halet saklanadı. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala insan zatını cüft kılıp, erkek, ayal kılıp yaratkeni de aynen şu ailevi hayatka masleş iradesi ketken, insanlar aile kurup, halal pak yol bilen, nikah bilen alakalarını ornatıp, yaşam barışları dünyanın abad buluşuna, dünyada Allah Subhanahu ve Teala'nın iradesi sabit buluşuna ve başka kökküne yakışılık, hayır barakatlarına, sebepçi buluşuna Allah Teala'nın iradesi ketken. İnsan zatını özü yaratken nesneler içinde en uluğu kılıp, azizü mükerreme kılıp yaratken Allah, bana şu özünün aziz ve mükerrem bulan yaratken insan zatını aile arkalı köpeyip barışını, halal pak yol bulan insan sülalesini kıyamet kayın bulgunca terelip barışını irade kılgen. Allah Subhanahu ve Teala özünün barca semavi dinleri de aile tizimini kıgan, kişilerini aile bulup halal pak yol bulan yaşasını, targıbatını kılgan ve özüne yaraşa talimatlarını bergen. Ailevi hayat, insan hayatını en köp kısmını aladigan hayat hesaplanadı. Şunun için insanın bahtı için, saadeti için ailenin tutgan oranı cüda hem uluğ buladı. Bana şu itibardan barca tüzümlerde, ilahi bulmagan sahte dillerde hem, dinge bağlıq emas madeni hayattaki kişilerde hem, barca halklarda, eletlerde, yurtlarda, devletlerde aile hayatına alahide itibar verilir. Çünkü ailelerine vaziyetine karar, onlarının seviyesine karar, cemiyetlerine vaziyeti, seviyesi belirlenir. Çünkü cemiyetler ailelerinin koşuluşundan takip tapadı. Yani ozu koşuluşundan takip tapken aileleri kay derecede olsa, onlarının cemlengen haletteki cemiyetleri hem ana şu haletki ötedi. Aileler müstahkem olsa, cemiyetler hem müstahkem buladı. Aileler bahtli olsa, cemiyetler hem bahtli buladı. Ve hafıza. Bunu cemiyetşünas ulamalar hüttü bir müstahkem binaya boşaltışadı. Her bir cemiyet bir bina. Bu şu binanı tutturgan nesilleri, gıstları buladı. Mezkur gıstlar pişik bolsa, puhta bolsa, çıraylı bolsa, onlarını kurup birbirine demek birleştirip kurulgan cemiyet ham pişik boladı, puhta boladı, çıraylı boladı, körgenlerinin gözünü kuvandırgan boladı. Yani aileler o şey cemiyet de atanmış binanı gıçları saklanadı. Her bir aile çıraylı bosa, bahtiyar bosa, aile azalarının münasebetleri güzel bulunan bosa, onlarının koşuluşundan teşkil tapken insan cemiyeti hem çıraylı, bahtiyar, güzel, puhta buladı. Yani ailenin ahemiyeti şu yerden. Ailelerde farzandlar halal, pak yol bulan, tapıladı, onlarını terbiye kılınladı,
terbiyesini güzel kılıp voyaga yetkizilerdi. İnsanlar oşa ailelerde yaşayıp rahat, feragat tapışadı. Ve başka çok güne işlerini, hayır berekelerini kılışadı. Şunun için hem Allah Subhanahu ve Teala özünün berçe enbiyalarına, evliyalarına ailevi hayatını nasip etken, onlarga mana şu hayatta namuna buluşunu demek nasip kılgan. Hemimizni sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bu dünyadaki hidayetçimiz, ahiretteki şefaatçimiz bo'lgan zat ham o'zlarining nikohdan tug'ilganliklari bilan faxrlanib yurar edilar. Bu zotı ve barakat aleyhissalatu vesselamdan rivoyat qilinishicha aytadilarki, "Ulidtu minan nikahi va lam ulad minas sifahi." Men nikohdan tug'ilganman, benikohlikdan tug'ilganim yo'q, dedilar. Ulamolarimiz ushbu hadisni sharh qilishar ekan, bu qisqacha gaplarni ichida zimnida juda ulug' bir ma'no borligini ta'kidladilar. Rasul akram alayhisolatu vasallamning nikohdan tug'ildim deganlari odam otadan tortib o'zlarining otalari Abdulloh ibn Abdulmuttalibgacha bo'lgan otalar silsilasi. Mama Havadan tortib onalari Amina binti Vahabgacha bo'lgan onalar silsilasi barchalarini Alloh subhanahu va taolo pok yo'l bilan nikoh yo'li bilan qo'shilishini iroda qilgan. Ana shunday insoniyat tarixidagi eng uzun silsilalardan biror yerda benikohlik aralashmagan, qo'shilmagan, hamma tarafdan nikohlik, poklik, qayr baraka joriy bo'lgan. Shuning uchun Rasul akram alayhisolatu vasallam mana shu poklik bilan ham faxrlanib yurganlar deyiladi mazkur hadisni sharhida. Shu e'tibordan chiqib aytamizki, nikoh poklik ramzidir. Nikoh inson sulolasini qiyomat qoyim bo'lguncha halol pok yo'l bilan taralib borishini ta'minlovchi ilohiy tizimdir. Ana o'sha nikoh ko'p xayr barakalarga sabab bo'ladigan omildir. Nikohdan o'tib oila qurib yashagan oila a'zolari, er-xotinlar, ulardan tug'ilgan farzandlar barcha-barchasi nikoh orqali rohat, farog'at topadilar, yengillik topadilar, qalblariga mahbub insonlarni topadilar, halol pok yo'l bilan farzandlar orttirib, ularni tarbiyalab jamiyatga qo'shib, inson sulolasini bardavom bo'lishiga xizmat qiladilar. Nikohli hayotni hamma tarafi koni foydadan iborat, yaxshilikdan iborat, xayr, barakadan iborat. Shuning uchun bizi dinimizda barcha mu'minu mu'minalarni, muslimu muslimalarni nikohli hayotga chorlanadi, nikohli hayot kechirishga targ'ib qilinadi va benikohlikdan qaytariladi. Mana shu haqiqatlarni biz tushunib yetishimiz kerak. Oilani ahamiyatini anglab yetishimiz kerak. Hozirgi kundagi oilaviy munosabatlar, oilalarda bo'layotgan holatlarni taqqoslab ko'radigan bo'lsak, alhamdulillah musulmon oilalardagi holat juda ham yaxshi ekanini ko'ramiz boshqalarga nisbatan. Ana shu boshqa millatlar, boshqa dinlarning vakillari bugungi kunda musulmonlarni oilaviy hayoti, oilaviy munosabatlari boshqalardan ko'ra ancha yaxshi ekanini mulohaza qilib, o'zlari turli bahslar o'tkazib, tekshirishlar o'tkazishib, o'z qavmlarini oilaviy hayot, oilaviy munosabatlarda mo'min musulmonlardan o'rnak olishga, ularni tajribasidan foydalanishga chaqirayotganlari ham bejiz emas. Biz musulmonlar esa o'sha boshqalarni ham havasini keltirib turgan
dinimizni oilaviy tizimini yaxshilab o'rganishimiz, uni qunt bilan egallashimiz va unga amal qilib oila qurishimiz, oila tutishimiz lozim bo'ladi. İnşallah kelajak suhbatlarimizda mana shu boradagi dinimiz ta'limotlarini qo'ldan kelganicha siz azizlarga taqdim qilib borish niyatidamiz. Alloh subhanahu va taolo niyatimizga yarasha ajr savobni bersin va yaxshi niyat bilan boshlayotgan ishimizni oxirigacha yaxshilik bilan yetib hammamizga manfaatli, foydali bo'lishini nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزان سيز بلان بز saodatli oila deb atalgan turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Albatta, bu suhbatlarga saodatli oila deb nom qo'yishimiz ham bejiz emas. Chunki inson zoti borki, bu dunyoda yashar ekan, baxtli, saodatli bo'lish orzusi bilan yashaydi. Bu narsa insonning tabiatida bor. Alloh subhanahu va taolo İnsan zatını yaratgan da mana shu muhabbatni, tabiatni qo'shib yaratgan. Har bir inson dunyoda yaxshi yashagisi, baxtli, saodatli bo'lgisi keladi. Bu tuyg'u uni umri bo'yi hamrohidir. Ana shu e'tibordan saodat izlash ham har bir odam bolasi uchun lozim bo'lgan, u bilan doim birga bo'ladigan sifatlardan bo'ladi. İnsanda saadet izleş, saadet yolunda urunuş, özge yakşilik buluşunu arzu kılıp yamanlıktan çitleş niyeti bırakın, ana şu saadetke kay yol bulan erişiledi degen saval gönderen bululadı. İnsaniyet tarihinde bu saval daimi ravişte bulup kegen, hazır hem devam etmekte, bundan keyin hem inşallah bo'lishi muqarrardir. Inson saodatni barkamol bo'lishini va o'sha saodatni topib, undan bahramand bo'lishini qanday yo'lga qo'yadi? Bu o'z-o'zidan saodatni nima orqali topiladi degan savolni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Buni javobi esa saodatni ilm bilan, ma'rifat bilan izlanish bilan topiladi degan javobga olib boradi. Xuddi mana shu savol, bu javob insoniyatni qadimdan o'ylantirib kelgan. Ana shu savolga javob izlagan mo'min musulmon ulamolar, xususan aqida ilmining bobolari va bilxusus bizning ulug' bobolarimizdan bo'lmuş Abu Mansur al-Maturidi Samarqandiy rahmatullohi alayh ma'rifat nazariyasi degan nazariyaga asos solganlar. Demak, inson bu dunyoda yaxshi yashashi uchun, saodatli bo'lishi uchun yaxshiliklardan foydalanib, huzurlanib, yomonliklardan chetlanishi uchun ma'rifati bo'lishi kerak. Hamma narsani yaxshi tushungan, saodatga sabab bo'ladigan narsalarni topib, o'shalarni qo'llaydigan, baxtsizlikka sabab bo'ladigan narsalarni anglab yetib, ulardan chetda bo'lishga harakat qiladigan bo'lish kerak. Insonning saodati uchun ma'rifat bir necha bosqichlardan iborat bo'ladi deydilar Abu Mansur al-Maturidiy rahmatullohi alayh. Ma'rifatning dastlabki bosqichi insonda u yaralganda, u tug'ilganda qo'shilib yaraladigan va qo'shilib tug'iladigan tug'ma his tuyg'ulardir. Go'dak onasidan tug'ilganda yig'laydi. Bu uni tabiatida bor. Biroq o'rgatgani yo'q, o'rgatolmaydi ham.
Onası korkurlar tutsa emadı. Emgende hem cüde kayın makam kılır emadı. Bunu hem onge bura uğurgetkeni yok, uğurgetanmaydı ya. Ana şu narsalar tuğuma his duygular buladı. Ana şu his duygular bulan insan balası yenge tuğulgan çabada yığlar bozunu bağırlığını bildiredi. Anasını yemek karnını toyduradı. Nefes alıp demek öpkesini havaya toldurdu. Ve bunlar bulan hayatta baki kalışı olmazdan tırık kalışı tanımlanadı. Bu tuğuma his duygular insan hayatını aynısı dastlabki paytida juda ham qo'rqiladi. Shular bilan insonning hayoti saqlanib, baxt saodat tomon qadam bosishi boshlanadi. Lekin bu tuyg'ular, bu ma'rifat bosqichi insonga to'la saodat taqdim qilish imkoni yo'qdir. Juda chegaralangan narsalar. Ana endi ma'rifatning ikkinchi bosqichi bo'ladi. Bu his qilish a'zolari ma'rifati. İnsan gözü bilen görüp narsalarını fahimleydi, düşünedi, marifeti aşadı. Kulağı bilen avazlarını işledi. Burnu bilen hidlerini hidleydi. Ağzı bilen tam biledi. Kolu bilen uçlar narsalarını acretedi. Bunların hepsi katta bir marifet manbasıdır. Bunların hepsi kişiye çok narsalarını bildirdi. Şu arkayı o, özünün hayatını devam ettirişini tahminleydi. Lekin bu a'zolarni olayotgan ma'rifati chegaralangan. Ko'z ma'lum miqdordagi kattalikdagi narsani ko'radi yoki uzoqlikdagi. Quloq ma'lum quvvatga ega bo'lgan ovozni eshitadi, qovunini eshitolmaydi. Burunni hid bilishi ham, og'izni tam bilishi bilan ham, qo'l bilan ushlab ko'rish ham hammasi chegaralangan. Buning ustiga bular hammasi xatoga yo'l qo'yadi. Ko'z cho'lda issiq paytida sarobni suv deb ko'radi. Suvga soyasi tushib turgan narsani siniq bo'lib ko'rinishi mumkin. Yana ko'p narsalarda ko'z adashadi. Xuddi shuningdek quloq ham, burun ham, tam bilish a'zosi ham, qo'l bilan ushlab ko'rishlar ham xatoga yo'l qo'yadi, nuqsoni bo'ladi. Demak, ikkinchi bosqich ham insonni to'la saodatini ta'minlay olmas ekan. Shu yerda uchinchi bosqich ishga tushadi. Bu Alloh subhanahu va taolo bandalarga bergan ulug' ne'mat aql ne'matidir. Aqli bilan inson a'zolari yo'l qo'ygan xatolarni to'g'rilaydi, nuqsonlarni to'ldiradi, hammasini to'g'ri yo'lga solib, o'zining foydasiga ishlatishga urinadi. Ko'zi cho'lda sarobni suv deb ko'rayotgan bo'lsa, aqli aytadiki, bu yer cho'l. Men chanqab turibman. Odatda uzoqdan sarob menga suv bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun u yerda suv bor ekan deb yugurib o'zimni xalaq qilmaydi. Bu yerda chora tadbirimni ko'ray deydi. Aql demak ko'zni ko'rgan, yo'l qo'ygan xatosini to'g'riladi. Quloqqa ham bir narsani ovozi eshitilsa, uni demak turgan joyida o'shanaqa narsa yo'qligini bilsa, bu ma'murdan narsa emas, boshqa narsa ekan deb uni ham to'g'rilashi mumkin. Bemor odam shirin narsani tanovul qilsa, og'ziga achchiq tuyulsa, bu narsa achchiq ekan, o'zi aslida shirin bo'lardi demaydi. Yo'q, bu o'zi shirin, lekin men kasalligim uchun menga demak shirin tuyulmayapti deb hamma tarafdan demak a'zolar yo'l qo'ygan xatoni to'g'rilab, nuqsonlarni to'ldirib, aql insonni baxtga, saodatga boshlaydi. Aqlini ishlatib inson o'zi uchun foydali narsalarni jamlaydi, zararlilardan chetlanadi, baxtini, saodatini izlaydi, juda ko'p narsalarni qiladi. Hozirgi kunda aql nihoyatda katta miqdorda yutuqlarga erishdi. Inson kashfiyotlar qildi, oyga chiqdi, turli jihozlar yaratdi, insonni baxti, saodati uchun xizmat qiladigan ixtirolar qildi va bul bilan maqtanib ham yuribdi. Endi aql bilan inson saodatini to'la ta'minlay oladimi degan savol paydo bo'ladi. Bunga ko'pchilik ha deydi. Lekin musulmon ulamolar yo'q deydilar. Musulmon ulamolar insonning barcha qobiliyatlari chegaralangan bo'lgani kabi aqli ham chegaralangandir. Ma'lum narsalarga yetadi, ma'lum narsalarga yetmaydi. Buning ustiga aqli bor insonda havoyi nafs ham bor. Va havoyi nafs ba'zi holatlarda aqldan g'olib keladi.
Akılda etkenliği yürümek insan havayı nefske yürüp geçiş haletleri var. Ana şu haletlerden biz özümüzün mevzuyumuz nikah haletine itibar verilen bu olsak, bugün günde bir kanca yerler, yurtlar, devletlerde nikahını, asıl mahiyetini çapkasıyla vurup bir cinslik nikahlar degenler sana uydan çıkarlarını misal kılıp getirişimiz mümkün. Bazı bir yerler, yurtlar, devletlerde erkek erkekle uylanışı, ayol ayolga uylanışı, nikahdan ötüşü, resmi ruhiyetten ötüşü deme yolga koyuldu. Bunga parlamentler karar kıldı. Bunu özlerinin yutukları tebliğden kılıyordular. Bunga koşulmaganlarını, insan hukuklarını taptavcı, düşünmeden cahil kişiler sıfatı da karalanmaktı. Bana bu demek akılını tola bak saadet beri almasdaki hatabe yol koyuşu, nuksanı varlığının yakın bir delilidir. Bunga oksigen delillerini cüda köp kettiriş mümkün. Lekin biz nikah doğrusunda gafil etkenimiz için fakat nikah varasındaki bir gine misalını kettirdik. Ana endi Müslüman ulamalar etedi ki akılını peştep duradigan, onu hatasını doğru deydigan ve onu doğru yolga başlaydigan narsa vahiydir. Vahiy degani Allah Subhanahu ve Taala'nın bandalarına yuvarladigan talimatı. Ana şu talimatlar toplamı din deb ataladi. Allah Taala insanını dastlabki kullaridan başlab o'zi yaratgan borliqda, o'zi yaratgan inson o'zining ta'limoti bilan yashab borsa, baxtga, saodatga erishishini irodasi ketgan shu ta'limotlarini yuborib turgan. Ilohiy ta'limotlarning oxirgi va to'liq nusxasi islom dini ta'limotlaridir. Ana o'sha din ta'limotlariga amal qilib oila qurgan, oila tutgan, oilaviy munosabatlar o'rnatgan kishilarga ikki dunyoning baxti, saodati va'da qilingan, oilalari baxtli bo'lishi kafolati berilgan. Ana o'sha e'tibordan musulmon kishilar oila to'g'risidagi dinimiz ta'limotlarini yaxshilab va chuqur o'rganib, unga ixlos qilib, ixlos bilan yashab borsalar, inshaalloh oilalari baxtli bo'ladi, saodatli bo'ladi. O'zlari ham o'sha baxt saodat nasidasini surib, xayr baraka bilan yashab boradilar. Allah Subhanahu ve Taala barchalarimizni dinimiz ta'limotlari asosida oila qurib, oila tutishga, oilaviy munosabatlarni o'rnatishga nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Azizler, siz muhteremler bilen saadetli aile sarlavhası aslıdaki Türk'ün sohbetlerimizle devam ettirişten gayette memnunuz. Bu seferki sohbetimizde aileden gözlengen maksat, ailenin azaları oila qurishda nimani ko'zda tutishlari kerakligi to'g'risida qisqacha bayonot berib o'tishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً الله سبحانه وتعالى اشبه آيات مرحمت قرب ايتديكي وَأُوزَقْنِي الله تعالى قدرته Celalı ayetleri, belgilerinden biri şu ki,
O zat sizlerge öz cinsinizden cüftlerini halk kılıp yaratıp verdi. Ulardan sakirlik tapışınız için ve aralarınızda muhabbetini, şefkatini kılıp koydu. Üçbu ayet-i kerimede Allah subhanahu ve ta'ala'nın özü insanını erkek ayol kılıp, cüft kılıp yaratışı Allah'ın bir varlığına, kadir ve halıklığına, musavvir ekerliğine, çeksiz kudreti sahibi ekerliğine delil, ayet, belge kılmakta. Hakikaten insan zatını özü büyük bir mucize. Allah subhanahu ve ta'ala bunday mucizeni yaratmasa, ondan başka hiçbir zat yok. Endi o'sha insan deb atalmış büyük mucizeni erkek ayol bo'lishi va ularni her birinin o'ziga xos xususiyati bo'lishi ham mucize üstüne mucize hisoblanadi. Allah subhanahu va taolo insonni erkak qilib erkaklik xususiyatlari bergani, yana uni juftini yaratib ayol qilib unga ayollik xususiyatlarini bergani o'ylaydigan insonlar uchun, tafakkur qiladigan insonlar uchun buyuk bir qudratning, xoliqlikni, yaratuvchilikning dalilidir. Agar inson zotiga nazar soladigan bo'lsak, mutaxassislarning bu boradagi fikrlarini o'rganadigan bo'lsak, erkak kishini butun vujudi, hatto ko'zga ko'rinmagan hujayralarigacha erkaklikka xos qilib yaratilgan. Baquvvat bo'lish, sabr, matonatli bo'lish, chidamli bo'lish va boshqa erkaklarga yuklatilgan vazifalarni ado etish uchun kerak bo'lgan barcha xususiyatlar ana shu erkak deb atalgan insonda bo'ladi. Uni suyagi ham, go'shti ham, terisi ham, hatto hujayralari ham barcha-barchasi erkaklikka xizmat qiladigan qilib qo'yilgan. Aksincha ayol zotini, ayol deb nomlangan insonni olib qaraydigan bo'lsak, uni suyagi ham, et ham, teris ham, boshqa a'zolari ham, hatto hujayralari ham ayollikka xizmat qiladigan qilgan. Latofatli bo'lish, muloyim bo'lish, ayol bo'lish, ona bo'lish va shunga o'xshagan xususiyatlarga xizmat qiladigan qilib Alloh subhanahu va taoloning tarafidan moslab qo'yilgan. Buni gapiraman desa, tahlil qilaman desa, har qancha gapirsa oz, har qancha tahlil qilsa oz. Tashqi ko'rinishini o'zigina kifoyalanib qolmay, balki ichki ko'rinish hamma tarafidan Alloh taolo o'sha juftga bir-birini to'ldirib turadigan odatlarni bergan. Ana o'sha Alloh subhanahu va taolo insonlarga o'z jinslaridan juftlikni yaratib berishni hikmatlaridan biri litaskunu ilayha. Ana o'sha juftdan sokinlik topish uchun. Agar ular bir-birlari bilan nikohlanib, qo'shilib, birga oilada yashasa, bir-birlaridan sokinlik topadilar. Mana shu sokinlik topishlari uchun deb atalgan qisqacha ibora buyuk bir ma'noni o'zida mujassam qilgandir. Mana shu ma'noni anglash uchun bir tasavvur qilib ko'raylik. Bu dunyoda mavjud inson zoti borki, hammasi faqat va faqat erkakdan iborat. Ayol zoti umuman yo'q. Ana shunday holatda dunyodagi barcha insonlar faqat erkaklardan iborat bo'lsa, ularga sokinlik bo'ladimi? Xotirjamlik bo'ladimi? Ular bu dunyoda yashab uni obod qila oladilarmi? Albatta yo'q. Sokinlik yo'q, xotirjamlik yo'q,
ve dünyanı abad kılış hem yok. Tezde, yani bir insanın umruca bulgen müddette insaniyet inkırazga yüz tutadı, hemmesi yok buladı, gitedi. Ya ki aksince, bu dünyadaki insaniyetin belçesi fakat ve fakat ayarlardan ibarettir tasavvur kılıydık. Bunda sakinlik buladı mı? Bunda yakşilik buladı mı? Bunda uzara muhabbet buladı mı? Rahim şafkat buladı mı? Yok, bu ham olmaydı. Bunda ham sakinlik tapış kıyım buladı. Hatırcamlik tapış imkanı yok buladı. Ve insan zatı bir adam umruca ötedilen müddetten sonra inkırazga uçuruydu. Bardan yokka eylenen. Ana, mana şunu biz yaxşı bilip anglab yetişimiz kerak, hikmetini tushunishimiz kerak. Ailede sakinlik bo'lishi uchun, mehr muhabbat, rahim şefkat bo'lishi uchun harakatda bo'lishimiz kerak. Ushbu oyati karimani insonlarni juft qilib yaratilishdan Allohning maqsadi bir-birlaridan sakinlik topishi kerakliklari, bir-birlariga muhabbatli bo'lishlari mehir şafkatli borçları gerekliğini düşünüp yetemez. Demek İslami aile, Kur'ani aile, azaları birbirlerden sakinlik tapadigan aile buladı. Birbirlerine muhabbet kıladigan aile buladı. Birbirlerine rahim şafkat kıladigan insanlarını koşurgan cayı buladı. Birbirine sakinlikini buzuş, birbirlerine koparlık kılış, düşmanlık kırış, şefkatsiz barış gibi nerseler, Müslüman ailelerde mutlaka ya begane nerseler hesaplanadı. Bana şu hakikatlerini biz yakşı bilişimiz gerek. Aile kuruştan aldın hem bunu farkıya barışımız gerek. Aile kurup yürgenlerimiz hem bizim dinimizde aileden közlengen maksat birbirinden sakinlik tapış, bir-biriga muhabbat qilish, bir-biriga mehr-safqat ko'rsatishdan iborat ekanligini anglab yetishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni oilalarimizda bir-birlarimizdan sokinlik topishga muyassar qilsin. Bir-birlarimiz bilan muhabbatli bo'lishimizni o'zi ta'minlasin. Bir-birlarimizga mehr-safqat ko'rsatishni Alloh taoloni o'zi joriy qilgan bo'lsin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, saadetli aile türkümüden alıp barayetken sohbetlerimizle devam ettiremiz. Biz aile, ailevi baht hakkında gap yürüter ekenimiz, nikah elbette bunun esası ekenliğini yaxşı bilişimiz gerek burada. Nikah sözü Arapça söz bo'lib, bizning ona tilimizga tarjima qilganimizda birlanish, birlashish, jamlanish kabi ma'nolarni ifoda etadi. Shar'iy istilohda, ya'ni faqihlarimizning ta'rifida nikah bir-biridan huzurlanishga ega qiladigan aqnoma hisoblanadi. Ya'ni nikahdan oldin ikkita nomahram ikki jinsdagi shaxs bir-birlari bilan yolg'iz qolishlarining o'zi harom hisoblanadi. Nikoh esa ana shu nomahramlikni mahramlikka aylantiradi. Ikki taraf bir-birlaridan huzurlanishini, demak, o'sha aloqa orqali yo'lga qo'yiladi. Ana mana shu narsani nikoh deb ataladi.
Avvallarda aytib o'tdikki, biz dinimiz her bir erkek ayolni nikohlanishga chorlaydi, nikohli hayot kechirishga undaydi, benikohlikni qattiq qoralaydi. Lekin ana shu demak targ'ibot asosida insonlarning holiga, ahvoliga qarab nikohni shariatdagi hukmi bir necha xil bo'ladi. Masalan, ba'zi bir insonlar balog'at yoshiga yetdi, sog'-salomat nikohlansa, demak muammosi yo'q. Boy badavlat, hamma tarafdan demak kamchiligi yo'q turibdi. Shu bilan birga nikohga qo'l urmasa, nikohlanib oilaviy hayot kechirmasa, zinoga borishi muhaqqaq. Ya'ni ki zinodan o'zini tiyishni hech imkoni yo'q darajada bo'lgan. Mana shunday odamlar uchun nikohlanish farz bo'ladi. Shu ishni qilmasa, farzni tark qilgandek gunohkor insonga aylanadi. Yana bir xil odamlar borki, sog'-salomat, voyaga yetgan, boyligi ham yetarli. Nikohga demak kerakli barcha narsasi unda mujassam bo'lgan. Nikohlanmay yursa, gunoh ish qo'yishi ehtimoli kuchli. Gunohdan chetlanib yurish ehtimoli esa oz, nihoyatda. Ana bunday odamlar uchun nikohlanib oila qurish vojibga aylanadi. Bular ham tezroq demak nikohlanish kerak. Chunki haligi xavf turibdi. Bir damamiz burda oyog'i toyishi, harom ishga qo'l urib qo'yishi bor. Ba'zi bir insonlar borki, hamma tarafi o'rtacha. Yaxshi. Nikohlansa, demak imkoni bor, sog'ligi ko'taradi, hamma tarafdan imkoniyatlari bor. Lekin ma'lum muddat nikohlanmay yursa ham ja bunaqa zinoga borib qolishi yoki shunga o'xshagan harom ishlarga yaqinlashishini xavfi yo'q. Bunday insonlar uchun nikoh sunnati muakkada amal hisoblanadi. Bu ko'pchilik insonlarning holati, mu'min musulmonlarning holati, g'olibiyat shundan iborat bo'ladi. Yana bir holatlar borki, ba'zi bir insonlar voyaga yetgan, uylanishi kerak, lekin uni tabiatida ba'zi bir yetishmovchiliklar bor, xulq-atvorida nuqsonlar bor. Agar uylanib oila quradigan bo'lsa, umr yo'ldoshiga zulm qilish ehtimoli ko'p. Ana o'zini demak oiladagi vazifasini ado eta olmay qolish xavfi yuqoriroq turibdi. Mana bunday odamlar uchun nikohlanish makruh hisoblanadi. Endi beshinchi bir toifa bor. Ular voyaga yetgan, nikohlanishi kerak hisoblanadi. Lekin nikohlansa, jufti haloliga zulm qilishi muhaqqaq. Albatta qiladi. Uni o'zi ham bilib turibdi, atrofdagilar ham bilib turibdi. Bir odamni demak sho'rini quritishi bor, bevaqt qilishi bor va har qanday yomonliklarga sabab bo'lishi bor. Bunday insonlarga deyiladi faqihlarimizning qavullarida uylanish harom hisoblanadi. Chunki o'zgaga zarar yetkazishi ehtimoli kuchli emas, balki muhaqqaq bu. Albatta bo'ladi bu narsa. Mana shu e'tiborlarni fuqaholarimiz aytib o'tgan. Avval aytganimizdek, bu sunnati muakkadaligi nihoyatda ta'kidlangan narsa, ko'pchilik omma musulmon musulmonlari mana shu hukmda bo'ladilar. Shu bilan birga nikoh yoshiga yetgan, nikoh imkoniga ega bo'lgan kishilarni barchalariga tezroq oila qurib, oila og'ushida rohat farog'atda xursandchilikda yashash
tavsiye kılınadı. Bu narsa demek sabit narsa. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ham o sünnetlerde bu narsanı tekitler, etkerler, hadis-i şeriflerde bana şu manalar kegen. Üç narsanı arkaya sürüp bulmaydı dediler Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Namaz vakti gelgende, cenaze hazır bulgende ve balagatke yetken insan nikahlengende, nikahlanmacı bulgende. Ana, bana şu demek halette insanlar özlerini nikahlanışları zaruretini düşünüp yetişleri gerek. Namaz vakti bulgende tezrak okuş her bir mumun musulmanlarga kattık takdirlenen iş. Onu keçke sürüp bulmaydı. Keçke sürgen sarı demek savabı kemeyip tarık kılınışı ihtimali küçüğüp bana uğradı. Cenaze hem şu. Cenaze hazır buldu mu onun tezrak cenazesini okup kılmış gerek. Hiç kaçan arkada sürüşke ruhsat bulmaydı. Cenazenin tezletişinin hikmetlerini cenaze babı da etkiledi. Eğer o şey tezletişine yolga koyulsa, vefat etken insan, yakşı insan olsa, tezrak gözüne korunup durgen rahat paragatke yeterli. Allah kursatmasın, başka taraf insan olsa, adamlar ondan tezrak kurtuladı. Ana şunu indik, bana nikahlanışı lazım olgen insan olsa, tezrak nikahlanışı gerek. Arkaya sürmesi gerek. Çünkü arkaya sürgen halette evvel etirgenedik hatağa yol koyuşu, ayağı tayilişi, günah iş koyuşu var. Ondan göre imkanı bırakın tezrak ayda kurup halal pak yaşayıp baht saadetten menfaatlar bulup barış gerek buladı. Ana şunun için hem demek nikah yaşıge yetip nikahla mahcup obdurgen kişilerge yardım veriş manası hem şu manada tekitlenedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam öz hadislerde etediler ki üç taife kişiler var. Onlarga Allah için yardım veriş zarurdur. Onun üstlerden bittesi mukatab deyildi eski vakitlerde. Hocası bilen azat buluşu hakkı da şartnama tüzgen kul adam. Ana mana bu miqdordagi pulni topib beraman, undan keyin men ozod bo'laman deb shartnoma tuzgan. Ana shu shartnomadagi mablag'ni axtarib yuribdi, shuni to'plab bermoqchi. Ana o'sha odamga yordam berish hamma musulmonlarning ishi bo'ladi. O'shalardan yana biri o'sha hadisda aytilgan "Wannakihil ladzi yuridul afafa" iffatni xohlab turgan nikohlanuvchi. Erkek bo'lsin, ayol bo'lsin, iffatimni saqlayman, iffatli bo'laman, halol pok aloqada yashayman deb turgan inson nikohlanmoqchi, yordamga muhtoj, ana boshqa mu'min musulmonlar unga yordam berishlari kerak, tezroq oila qurishida ko'makchi bo'lishlari kerak, unga katta bir savoblarga erishishi va'da qilingan o'sha yordam bergan odamlarga. Biz mana shu narsalarni demak yaxshi bilib olishimiz kerak. Ularga ixlos bilan amal qilib borishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh oila qurish borasidagi bir qancha muammolarimiz hal bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo oila qurmoqchi bo'lib turgan kishilarimizga ishlarini oson qilib, ravon qilib, tezda baxtli, saodatli oilalarga ega bo'lishini o'zi nasib qilgan bo'lsin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزلر
sizler bilen alıp barayatken saadetli aile türkümü sohbetlerimizde devam ettirişten gayet memnunumuz. Bu imkaniyetini siz bilen bizge ata kılgen Allah Subhanahu ve Teala'ya teşekkürlerimizi, şükürlerimizi takdim kılamız. Nikah, aile kuruş barası da gapırırlar iken, bizi dinimizde mumun Müslüman erkek ayarlarını Kur'an-ı Kerim ayetleri bilen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetleri bilen nikahke targıp kılış, çarlaş, ularını nikahke kızıktırış, bu iş saadet menbelerden bir menbe ekelliğine düşündürüş bilen kifayelenip kalınmagan. Belki nikahını, hareketini kılış, aile kuruşke ameli tarzda otuş manası da çare tedbirler hem görülgen. Bu arada bizi dinimizde iş başılarga, yani ki vayaga yetken yigit kızlarını valiyyul emirlerige, birinci orunda ata analarige, ularının ornunu basıvçı kişilerge, cemiyetteki yetekçi kişilerge, mazkur yaşlarını ailelik kılıp nikahlap koyuş, vazife kılıp yüklenge. Çünkü kuruk targıbat bilen, çüntürüş bilen, kızıktırış bilen iş tamamıyla ahiriyeti yetmeye kalışı mümkün. Çünkü yaş yigit kızlar yaşlıgıge barıp, oyun külgüge verilip, ahemiyetsizlik bilen karab, nikahını, aile kuruşunu, keçke sürüşleri, yakı bu türlü ondan baş tartıp kalışları ihtimali hem var. Şunun için aile kurgan, aile kurgan, aile tutgan, oşa balalarını topup katta kılgan ata analarga, ularının ornunu başıvçı kişilerge, cemiyetteki yetekçi kişilerge, nikahsız yürgenlerini nikahla koyuş vazifesi tapşırırga. Bu barada en asası hüccet, delil, Kur'an-ı Kerim'in ayeti baladı. Allah Subhanahu ve Teala merhamet kılıp eytede. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم أشبه آيات كريمة ده Allah Subhanahu ve Teala iş başılarga, ata analarga, ularının ornunu basıvçı kişilerge, cemiyetteki yetekçi dairelerge hitap kılıp, amr ferman kılıp eytedi ki, sizlerden nikahsızlarını nikahla koyun. Ayyama deyip girgen ayetteki söz, Arapça ayyim sözünün cemi. Ayyim degani erkek bo'lsin, ayol bo'lsin, oila qurmay yurgan kishiga aytiladi. Ya'ni oilasiz nikohda bo'lmagan shaxs ayyim deyiladi. Ana bu oyatda demak Alloh taolo sizlardan nikohsiz yurgan, oila qurmay yurgan erkak ayollarni, yigit qizlarni nikohlab qo'ying degan buyruqni qilmoqda. Allohning amri esa bajarilishi maqlub bo'lgan ishdan bo'ladi. Ana o'shaning uchun ota-onalar, ishboshilar, valiyil amirlar bu ishni bajarishlari maqlubdir. Alloh ana shu oyat karimani davomida aytayaptiki, va qulu cho'rilaringizdan ahli solihlarini ham. Agar kambag'al bo'lsa, Alloh ularını o'z fazlidan boy qilur. Alloh qamrovi keng va har bir narsani biluvchi zotdir. Mana shu oyatga amal qilaroq musulmon ummati o'zining dastlabki kunlaridan boshlab hozirgacha ummatdagi ota-onalar, ularning o'rnini bosuvchi kishilar, voyaga yetgan farzandlarini, yaqinlarini uylab, joylab, nikohlab oilalik qo'yishni o'zlarini muqaddas burslari deb keladilar.
Nima uchun bu narsalar ota-ona va ishbochilarga topshirildi? Chunki endigina balog'at yoshiga yetgan yosh yigit-qizlarni oila to'g'risida, oila qurish borasida tajribalari, ilmlari bo'lmaydi. Chunki ular endi voyaga yetdi, oila degan va uni qurish kerak degan tushunchani endigina eshitib, bilib, hayollariga kelib turibdi. Bu borada ularni hali ilmi yetishmaydi, tajribalari yo'q. O'zlariga qo'yib qo'ysa, avval aytilganidek, bu ishga amal qilmay yurishlari ham mumkin, yoki tajribasizlik qilib, noto'g'ri harakatlar qilib, oilani noto'g'ri qurib, keyin afsus nadomatga duchor bo'lib qolishlari ham mumkin. Ana shu e'tibordan mas'ul kishilar kattalar bo'ladi. Oila qurgan, shu oila qurishi kerak bo'lgan yigit-qizlarni tuqqan, ularni boqqan, oila nimaligini yaxshi biladigan, oila qurishning sirlarini boshlaridan kechirgan insonlar mana shunga demak qo'l urishlari kerak. Ana bolalarni ota-onadagi haqlaridan eng so'nggisi ham shu hisoblanadi. Har bir ota-ona bolasidan bolasini haqqini ado qilib keladi-da, oxiri o'sha qizini chiqarib, o'g'lini uylantirib, endi qutuldim deydi. Ya'ni shariat bolasiga nisbatan unga yuklagan vazifalarni ado etib bo'lgani shu bilan bilinadi. Ana ota-onalar bu ishni doim qilishib kelgan, bundan keyin ham qilishadi, qilishmoqda ham. Oyatni davomida qulu cho'ralaringizdan ahli solihlarini ham uylab qo'ying, deyaptilar. Bu oyati karima nozil bo'lgan paytda butun dunyoda qullik tuzumi hukm surar edi. Odamlardan ba'zilari qul cho'ri bo'lsa, ko'pchiliklari hoja bo'lar edilar, quldor bo'lar edilar. Qullarning hurriyati erki o'zida emas edi. Xo'jayinni ixtiyoridagi kishilar hisoblanar edilar. Ana Alloh taolo o'sha o'z erkiga ega bo'lmagan qulu cho'rilarni ham uylab, nikohlab qo'yishni ularning xo'jalariga, egalariga topshirmoqda. Nima uchun? Chunki nikoh qobiliyatiga ega bo'lgan, nikohga rag'bati bo'la turib, nikohlanmay yurgan yosh kishilar oyog'i toyishi, adashishi, zinoga yurib qo'yish holati bor. Ana o'shanda ular o'z shaxslariga ham va o'zlari yashab turgan jamiyatga ham katta zarar keltirgan bo'ladilar. Shuning uchun Alloh taolo ularni ham uylab joylab, halol pok ravishda oila og'ushida yashashini ta'minlashni talab qilmoqda. Oyatning keyingi jumlasi, agar kambag'al bo'lsalar, Alloh taolo ularni o'zi fazlidan boy qilur degani, oila qurishda turli bahonalarni qilmaslik kerakligiga ishoradir. Odatda kimlarnidir oilaga chaqirilsa, pulim kam, molim yo'q, u bo'ldi, bu bo'ldi degan bahonalarni qilishga o'tadilar. Ana shu bahonalar ham bo'lmasa kerak. Alloh taolo aytayaptiki, kambag'al bo'lsa ham nikohlanaversin. Alloh o'z fazlidan ularni boy qilib qo'ysa ajab emas. Haqiqatan voqeilikda qaraydigan bo'lsak ham, yoshlik qilib o'ynab kulib, bee'tibor yurgan yigit-qizlar oila qurgandan keyin oila tebratish tashvishiga tushib, boshqalardan kam bo'lmaslik holatida qattiq jiddiylashib, topar-tutar harakatida bo'lib, tejamkorlikka o'tib, oilasini boyib ketganini ko'riladi. Ana mana shu holatni ham eslatib qo'yilgan. Alloh hamma narsani bilib turadi. Hammani nima niyat bilan yurganini ham, qilganini ham biladi. Shuning uchun Allohning buyrug'iga yurish uchun tezroq oila qurish harakatida bo'lish kerak va ota-onalar va ularni bosuvchi kishilar, jamiyatdagi rahbar doiralar o'zini jamiyatida barcha nikohda yurishini ta'minlash uchun harakatda bo'lishlari kerak. Benikohlikdan qochmoqlari lozim bo'ladi. Mana shu haqiqatni hammamiz yaxshi bilishimiz va unga amal qilishimiz matlubdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, sizler bilen alıp barayatken saadetli aile Türküm sohbetlerimizini devam ettirişten gayette memnunumuz. Allah Ta'ala bu sohbetimizini berekatli, hayratli kılgen bulsun. Hemmemiz için menfaat buluşunu nasip etsin. Nikahını, targıbatı, kettelerini umduğu bilen üylenmekçi, turmuş kurmakçı bulgen kişilerini aldı da destekki mesele gönderen buladı. O hem bulsa umur yoldaşını telleş. Yigit bulsun, kız bulsun, erkek bulsun, ayal bulsun, nikahlanmakçı bulsa, aile kurmakçı bulsa, kim bilen nikahlanemem, kim bilen aile kuramam degen savalıya cevap aktarış gerek. Bizim seriyatımızda ana şu savol dastlab gönderen bo'lganda avvalo muayyen şahsni ko'zlash emas, o'sha nikohi halol bo'lgan tarafını izlash dastlabki o'rinda bo'ladi. Bunun uchun esa nikohlanmaydigan, ya'ni nikohi halol bo'lmagan, balki harom bo'lgan shaxslarni ajratib olish kerak. Bunu şer'i istilada mahremler deyiladi. Yani erkek ayarlardan bir taifelerini, bir kança kişilerini nikahlanışı haram kılıngan. Ana şu kişilerini birbirine mahrem deyiladi. Bir faraz kılıyelik erkek uylanmakçı. Şunun için uzunin mahrem ayarları kim ekerliğini anıklam alışı gerek. Çünkü bu ularını çetke koyup koyup başkalardan umur yoldaşını izleşi gerek boladı. Mahrem ayarlarını kim ekenliklerini Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de beyanını kılıp bergen, keyin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sünnetleri de etkenler. Evvela mahremler analar boladı. Özünün tukkan anaları ve anasını tukkan ota tarafdan mamalar hammasi ona va mama o'rniga o'tadigan kishilarni ayollarni nikohi harom. Albatta onaga uylanish boshqa jonzotlarda ham yo'q. Bu juda katta gunoh bo'ladi. Ikkinchisi qizlari va qizlarini qizlari ham shu ma'noda ammalar, xolalar, opa-singillar kabi mahram bo'lgan ayollar bir qancha bor. Şularını hammasını yaxşı deb o'rganish kerak. Yaxşı deb demek toifalari bilan bilib olish kerak. Shuningdek aka-uka opa-singillarning qizlari ham erkak kishi uchun demek mahram bo'ladi. Ularga ham nikohlanib bo'lmaydi. Bu mahramlarni nasab orqali bo'lgan mahramlar deyiladi. Ana endi qudachilik orqali bo'lgan mahramlar bo'ladi. Bu kaynana ya ki öşe uylangan ayalını başka yerden kızı bosa uşa kız. Ve şunga okşaş bu taraftan ham bir kança demek ayarlar haramlığı şeriyette elan kılıngan. Üçüncüsü nihayette nazik yap bu emizlişlik orkali mahrem buluş. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam nasabda kimler mahram bo'lsa, emizish orqali ham o'shalar mahram bo'ladilar deb aytganlar. Ya'ni emizgan ona, uni onasi, erini onasi va boshqalar va bolalari shunga o'xshab, o'sha nasab orqali kimler harom bo'lsa, emizish orqali ham xuddi shunday bo'ladi. Demak bir bola
bir ayolni emsa, u ayol unga emizikli ona bo'ladi, eri emizikli ota bo'ladi va shunga qarab bolalari aka-uka opa-singil bo'ladi, amma-xola bo'ladi va shunga o'xshash jiyan bo'ladi, hamma-hammasi haromga aylanadi. Nima uchun bundak deyilsa, bu holatda bir bola ayol kishini to'yib emadigan bo'lsa, o'sha sut orqali uni suyagi o'sadi. Vujudida o'sha ayolni bo'lagi tarqaladi. Uni jismi buni jismiga demak monand bo'lib qoladi. Ana o'sha bir xilda demak ozuqalanib suyagi shakllangan, jismida monandli bo'lgan kishilar qarindoshlarga aylanadi. Ular nikohlansalar sog'liklariga zarar yetishi, paydo bo'ladigan bolalarda ham zarar o'z aksini topishi kabi zararli ishlar sodir bo'ladi. Ana shu zararlardan, kasalliklardan, noxushliklardan kishilarni saqlab, saodatman qilish uchun Alloh taolo o'z shariatida emizish orqali sobit bo'lgan qarindoshlarni ham oraligida mahramlik hurmatini kiritgan. Emizgan ona xuddi tuqqan onadek muhtaram bo'ladi. Ota ham shu, aka-ukalik holatlari ham shu, hammasi demak ana shu Qur'oniy qoida asosida, shariat qoidasi asosida ajratilishi, ular orasida nikohni bo'lishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Ming afsuslar bo'lsinki, dini ta'limotlardan yiroq bo'lganimiz sababidan ahyon-ahyonda bo'lsa ham ba'zi bir insonlar tushunmasdan emizish orqali mahram bo'lgan yoshlarni uylab nikohlab qo'yish holatlari bo'ladi. Bundan keyin ularda bola bo'lmay qolishi, turli kasalliklar chiqishi, turli noxushliklar kelgandan keyin so'rab surishtirib ana shu sirni demak bilganlaridan keyin afsuslanish boshlanadi. Bunday afsuslanish, nadomat, baxtsizlikni oldini olish uchun esa avvalda azgina harakat qilinsa, shu shariatga muvofiq kimga uylanish, kim bilan oila qurish halolu, kim bilan oila qurish harom ekanligini aniqlab yetilsa, ana o'shanda nihoyatda yaxshi bo'ladi. Ana o'shanda mana shunday ko'ngilsizliklarni oldi oladi. Shuningdek, muslima ayol qizlarga musulmon shaxsdan boshqa shaxsga turmushga chiqish qat'iyan harom qilingan. Mutlaqo mumkin emas. Bu narsaga ham ehtiyot bo'lish kerak. Buni ham bilmasdan qilib qo'yib, afsus nadomat chekib yurganlar nihoyatda ko'p. Ta'kidlab aytiladiki, muslima ayol qizlar hech qachon musulmon bo'lmagan shaxsga u kim bo'lishidan qat'iy nazar turmushga chiqishi mumkin emas. Buni hamma yaxshi bilishi kerak. Faqat va faqat musulmon shaxsga turmushga chiqishga ruxsat bor. Musulmon erkaklar ham boshqa dindagi shirk va shunga o'xshash buzuq dinlardagi kishilar bilan oila qurishlari mumkin emas. Faqat ahli kitoblarga ruxsat berilgan. Ular nasora va yahudiylar deb aytilgan, lekin u narsa ham targ'ib qilinmaydi. Muslima insonlar turganda boshqalar bilan oila qurishni maslahat berilmaydi. Lekin shariat ruxsat bergan. Faqat ahli kitoblar, nasora va yahudiy ayollar bilan oila qursa joiz degan. Lekin ulamolar o'shini ham qilmaslikni tavsiya qiladilar. Ana mana shunga o'xshash yaxshi avvaldan o'rganib, bilib, tushunib, kim bilan oila qurish mumkin u, kim bilan oila qurish mumkin emasligini aniqlab, oila qurish mumkin toifani ichidan endi o'ziga umr yo'ldoshi tanlash boshlanadi. Bu ishni inshaalloh kelasi suhbatlarimizda bayonini qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, muhterem din kardeşlerimiz, sizler bilen saadetli aile deb namlengen sohbetlerimizle devam ettirişten gayette memnunuz. Allah Subhanahu ve Teala acizane sohbetimizle hemmemiz için menfaatli buluşunu, ailevi baht saadetke erişimizle, ailelerimizle bahtiyar, saadetli ailelerden buluşunu nasip etsin. Ötken sohbetlerimizde aile kurmakçı bulgen insan, mumun, musulman, evvela kim bilen aile kursa buladiyu, kim bilen aile kuruşke ruhsat yokligini anıklap barışı doğrusu da kıskaca sohbetleşken edik. Ana indi aile kuradagan şahsler anık buldu. Ana şu aile kuruş mümkün bogan şahsler içiden her bir insan o'ziga oila sherikligiga, juftu halollikka eng munosib insonni tanlash mas'uliyatida qoladi. Bu ishni shoshma-shosharlik bilan, tavakkalchilik bilan yaxshi bir o'rganmasdan qilish tavsiya qilinmaydi. Chunki oila umr savdosi hisoblanadi. Butun umr bo'yi mana shu tanlashni samarasidan yo bahramand bo'lib yoki xijolat bo'lib o'tishga to'g'ri keladi. Shuning uchun tanlashni nihoyatda noziklik bilan, nihoyatda shoshmasdan chuqur o'ylab yuzaga chiqarish harakatida bo'lish tavsiya qilinadi. Turli xalqlar umr yo'ldoshini tanlashda turli mezonlarni o'lchov qilib qo'yadilar. Kimdir umr yo'ldoshini boyligi, davlatiga qiziqadi, mansabiga qiziqadi. Kimdir turmush o'rtog'i bo'ladigan shaxsni jamoliga, go'zalligiga, chiroyiga qiziqadi. Yana kimdir o'sha tanlanayotgan kelin yoki kuyovni nasl-nasabi eng muhim narsa deb o'zicha o'ylaydi. Va shunga o'xshash boshqa o'lchovlarni qo'ygan holda umr yo'ldoshini tanlashga o'tiladi. Siz bilan biz mo'min musulmonlar esa bu borada qiylanib o'tirishimizning hojati yo'q. Nima qilsam ekan deb bosh qotirishimizning ham hojati yo'q. Chunki oxirgi va mukammal din bo'lmiş Allohning dini İslom siz bilan bizga dunyodagi barcha muammolarimizni yechishda eng to'g'ri yo'l ko'rsatadigan manba ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Jumladan oila va oilaviy masalalarni dinimizda to'la to'kis ikki dunyoning baxti saodatini kafolatini beruvchi tarzda hal qilib taqdim etilganligini ham yaxshi bilamiz. Shuning uchun umr yo'ldoshini tanlash mas'uliyatida qolgan yigit qizlar, erkak ayollar ham ana shu masalani hal qilishda dinimiz ta'limotlariga murojaat qilishlari kerak. Bu savolga siz bilan bizning bu dunyodagi hidoyatchimiz, oxiratdagi shafoatchimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlari javobni berib qo'yganlar. Munosib kelin tanlash bo'yicha u kishining ko'pgina hadislari bor. Shulardan bitta ulug' hadis jamlovchi hadis hisoblanadi va kelin tanlash bobida barcha ulamolarimiz tomonidan hujjat dalil qilib keltiriladi. Ana o'sha mashhur hadisda Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilar.
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكِ Ayol kişinin nikahıya turt narsası için kızı kıladı. Malı için, cemalı için, nesebi için ve dini için. Dini barını mahkem tutgan dediler Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Uşbu hadisi şerifte Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kelin telles peyitte kelinne demek en yakşı hısletlere kelinde bar sıfatlarını adamlar kub itibar veredigarlarını aytip durup ularını içiden mumun musulmanlar için bittesini telleşini tavsiyesini hem kıl yaptılar. Hakikaten köpçülük kelin telleş peyti de itibar veredigan derselerden bittesi kelinle malı dünyası buladı. Malı dünyası köp bulgen kelin, yani ata anası bay badavlat bulgen kelinle kelin kılıp alışke kızı kadıganlar köp. Yine bir kelinle kızıktıradigan, çavuşlarını unga rağbat kırışını temmilleydigan derselerden biri kelinin cemali buladı, çırayı. Güzel çırayga ege bogan kelinlik buluş, o şu kelinge cüft halal buluş, yaşlarga cüde yakutsa ata analarga hem güzel bir halat bulup görünüşü mümkün. Yine bazılar kelinle nesli nesabiga kızıkışadı. O hem var. Ana bazı birileri dindar buluşuga hem kızıkadı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ana oşa tört hıslat içi de kelinin dindarlık hısleti en âli hıslat ekerliğe. Ana oşa hıslatını üstün koyuşluğe. Kelinini tellayetken de dindarlığına alakı da itibar veriş gerekliğine et yaptılar. Eğer hadisi şerifte zikir kılengen tört sıfat, maldarlık, güzellik, hesabı nesablik buluş ve dindarlık buluş hamması kelinde mücessem bulsa nihayette yakşı. Lekin her şu törtteden bittesini tenleş gerek bulsa mumun Müslüman kuyov ve onun taraftaki rehberleri dindar kelinini hiç ikkilenmezden tenleşleri gerek buladı. Ne mu için değilse bu yerde malı dünyanı alınadigan bolsa bu otkünçü bir halat hesaplanadı. Malı dünya bir günde ya ki bir müddette yok bolup kalış ihtimali küçlük. Hop, gelinle malıge kızıkıp alıgan bolsa, malı yok bokkasa ne mi buldu? Onu kızıktıradigan hiç narsası kalmadı ki. İkinciden, yaş kızlar, gelincekler, malı dünyalık bolsa, kuyov taraf onu malı dünyasıge işkıvaz bolup alganını hem bilip dursa, ana oşa malı dünyanı işke salıp, ularının üstüden mütekabbirlik kırışı, ularını nazar sen kılmasdaki, bular mana malum üçün muhtaçlar, şunu üçün kelin kılışken, ana oşa itibarda ben bularga nima kısım bula uğradı degen, gururga ketip kalışı hiç gap emez. Cemal meselesi hem şu, güzellik bu ebedi buladigan narsa emez. Yaşı ötüşü bilen, bitti ikide farzantının toguluşu bilen, cemalga futur yetişi, cemalı özgarıp, güzelliği yokalışı var. Bunda hem demek, cemalı ketkenden keyin, kelinin en kuyonu kızıktırıp durgan, amılı ketken buladı, başka kızıkışı kalmasıydı mümkün. İkinciden, yaş kızlar, kelinler, kuyon taraf onu cemalıge mahliya bulganını bilip kosa, ana oşanı işke salıp, ularını üstüden maskara kılışı, nazar pisan kılmasligi, bu mani cemalimge mahliya, indi unga ne maksam kütarışı gerek degen, haletlerge utup kalışı tecrübede körülgen. Hesab nesabını oladigan bulsak, bu narsa hem
yaxşı. Gelinin ata-anası, nesabı pak, hasabı yaxşı, adamlar olsa nihayet de yaxşı. Lekin hasab, nesab öz uyuda kaladı. Kuyovnikiga kelin keladi. Buna ham etibarını alış gerek. Dindarlik ise, dindarlik insandaki vaxt ötüşü bilen, yaşı katta buluşu bilen ziyada bolup baradigan birden bir fazilet hesaplanadı. Yaşlıkta insan önce düşünmezden dindarlığa bir az sathi rah buluşu mümkün, bir az nuksanlarga ege buluşu mümkün, lekin vaxt ötken sarı dindarlık küçeyip baradı. Ana endi dindar bo'lgan kelin esa o'zini diniga amal qiladi. Dini esa kuyovni hurmat qilish, kuyovni ota-onalarini izzat qilish, ularga itoatda bo'lish, oilasiga ixlosli bo'lish, vafodor bo'lish, hamma tarafdan demak to'liq mukammal sifatlarni kelinda mujassam qilishga dindorlik xizmat qiladi. Ana shu e'tibordan ham Rasuli Akram alayhissalotu vasallam kelin tanlayotgan kishilarga, munosib kelin qanday bo'ladi degan savolni o'rtaga qo'yganlarga, dindor kelin eng yaxshi kelin bo'ladi. Dindor kelin eng munosib kelin bo'ladi degan javobni aytadilar. Kuyov tanlash masalasi ham shu. Kuyov tanlashda ham o'sha kuyovni mol dunyosiga, mansabiga, chiroyiga, ota-onasini amaliga yoki boshqa narsalarga qiziqish ko'p. Lekin Rasul Akram aleyhissalatu vesselam bularni barchasini bir yoqqa qo'yib turib, dindor va xulqi yaxshi kuyov tanlashni tavsiya qiladilar. Uzoti va barakot o'zlarining hadislarida marhamat qilib aytadilar. Iza atakum man tardawna dinahu va xulqahu fazawwijuhu illam taf'alu yakum fil dunya fasadun kabir. Agar sizga o'zingizni qizingiz yoki singlingizni so'rab, o'zingiz dinidan va xulqidan rozi bo'lgan kishidan sovchi kelsa, unga o'shalarni bering. Agar buni qilmasangiz, dunyoda katta fasod bo'ladi, dedilar. Chunki dindor kuyov bo'lsa, dini uni kelinni hurmat qilishga, e'zozlashga, ehtirom qilishga, unga jabr qilmaslik, zulm qilmaslikka undaydi. Go'zal xulqli bo'lgan kuyov hech qachon bu narsalarni qilishga xulqi ham dini ham yo'l bermaydi. Shuning uchun u doimo ayoliga yaxshi munosabatda bo'ladi. Hadisning boshqa rivoyatlarida agar kelinni yaxshi ko'rib qolsa, murod o'zi shu, lekin yoqtirmay qolganda ham unga zulm qilmaydi deganlar. Ana kelinni zulm ostida qolmasligi, doimo e'zozda bo'lishi, xayr barakada oilada yashab borishini ta'minlovchi kuyovning sifati dindorlik va husni xulqlik, go'zal xulqi bo'lishligi bilan o'lchanar ekan. Ana shuning uchun qizi bor kishilar, yosh qizlar, kelinlikka nomzod qizlarimiz kuyov tanlashda, ularga umr yo'ldoshini tanlashda mol-u dunyo ketidan yurmaslik, mansab, obro ketidan yurmaslik, ota-onalarni demak nasabini asosiy o'lchov qilib olmasdan, kuyovning o'zini dinini, iymon e'tiqodini, axloqini o'lchovli qilib olishlari tavsiya qilinadi. Yana takror aytamiz, agar o'sha din husni xulq bilan qo'shilib, mol-u puli bo'lishi, obro e'tibori bo'lishi, mansabi, nasabi bo'lishi yaxshi. Lekin bu yerdagi gap o'shalardan bittasini tanlash imkoni bo'lganda dindorlikni tanlash tavsiya qilinadi. Ana shunday qilib umr yo'ldoshini ikki taraf ham juda e'tibor bilan qarashi, tanlashi, ana shu tanlovni to'g'ri chiqishi uchun kerak bo'lgan barcha shartlarni yuzaga chiqarish harakatida bo'ladi. Ana shunda inshaalloh tanlov yaxshi bo'ladi. Munosib kelin va kuyov tanlanadi va buning esa oqibati oilaning baxtiga, saodatiga, xayriga, barakasiga sabab bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen. Ve in şi'te cealte lhezne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, sizler bilen birgelikte alıp barayatkenimiz, Bahtiyar Saadetli Aile Türkümüdeki sohbetlerimizle yine devam ettirişimizden gayette memnunuz. Bunun için Allah-u Teala'ya hamdü senalarımız olsun. Ve bu sohbetlerimizde belçelerimizde menfaatli kılıp ailelerimiz bahtiyar buluşunu nasip etsin. Bugün sohbetlerimizde münasip gelin, münasip kuyov, kandey tellenişi, kandey sifatlerge ege buluşu bizi dinimiz boyunca kürsetirgerliğine sohbetleşip otken edik. Hani indi münasip kelinin sifatlarını bilip bo'lganidan so'ng, munosib kuyov qanday bo'lishini bilib bo'lganidan so'ng, ana o'sha munosib shaxsni izlash, muayyan bir shaxsga to'xtash, ixtiyor qilish navbati keladi. Mana shu savol ko'ndirang bo'lganda, odatda oilalarda bir oz kelishmovchiliklar ham chiqish tajribada ko'rilib kelgan. O'sha munosib kelin yoki kuyovni ota-ona tanlaydimi yoki kelinlik yoki kuyovlikka nomzod bo'lgan yoshlar tanlaydimi degan savol. Ana o'sha munosabat bilan ba'zi oilalarda kelishmovchilikdan chiqishi tajribada ko'rilib turilgan narsadir. Ba'zi bir holatlarda ota-onalar kelinni yoki kuyovni biz tanlaymiz. Biz bu bolamizni tug'ib boqqanmiz. Unga nima kerakligini yaxshi bilamiz. Shuning uchun bolani bu yerdagi fikri biz uchun hisobga o'tmaydi degan ma'nodagi gaplarni aytishadi. Mabodo ana shu holatda bolalar norozilik bildiradigan bo'lsalar qattiq demak choralar ko'rishga har xil tahdidlar qilishga o'tish holatlari ham bor. Ba'zi holatlarda esa farzandlar men o'zim oila qurganimdan keyin umr yo'ldoshimni men tanlashim kerak. U bilan yashaydigan shaxs menman-ku degan xayol bilan ular ham demak o'zlarini gapini o'tkazishga harakat qiladi. O'zini erkini saqlashni turli uslublar bilan himoya qilishga o'tadi. Natijada shikoyatlar boshlanadi. Ba'zi bir ota-onalar norozi bo'lishib, men bolamni tug'ib boqqan bo'lsam ham, voyaga yetkazgan bo'lsam ham, endi mana kelib o'z boshimchalik qilyapti. O'zini topgani bilan oila qurmoqchi. Mani gapimga quloq solmayapti. Yoki palonchi bilan oila qurib olibdi, men sharmanda oldim, eri yurtga nima deyman, qarindoshlarni ko'ziga qandoq qarayman kabi shikoyatlar ko'payadi. Shu bilan birga haligi janjal orasida agar men aytgan odam bilan oila qurmasang seni oq qilaman, uyimdan haydayman, ko'zimga ko'rinmaysan, palon bo'ladi, piston bo'ladi degan tahdidlar ham bor. İkinci taraftan farzandlarning shikoyati bo'ladi. Ota-onam meni o'zim yoqtirmagan shaxs bilan oila qurishga majbur qilmoqda. Uni unisi bor, bunisi bor. Umuman menga ko'nglimga hech o'tirmaydi. Umr bo'yi badbaxt bo'lib o'tamanmi? Oilani baxtidan, nashidasidan surmaymanmi? Agar shunaqa qiladigan bo'lsa, palonchi bilan birga qochib ketmoqchiman. Shariatda bunga qanday qaraladi kabi savollar berishdan boshlanadi. Demak bir muammo paydo bo'ldi.
Buna yetiş gerek. Bizim hayatımızdaki her bir muamma, cümleden aile boyunca bulunan muammalarını hem yetişimi Allah'ın mükemmel dini İslam'dan tapıladı. Ama bana şu, gönderen bugün savaşa cevap aktarış, muammanın her kırış yolunu aktarış, dini talimatlarımızda varlığını bilip alışımız ve sünden demek aktarışımız gerek buladı. Eğer dini kitaplarımızda nikah babı dege, umur yoldaşını tanlaş babı dege, bana şu aile kuruş peyti dege, kelin kuyu tanlaş babı da kimli ihtiyarı var hakkı dege bablarga kareydiğen bozuk, bu muamma nihayette asan geçilirdi. Avala bu gap hazırgı zamanlı yine gapı emez, kadımda hem varlığına yakşı eslep barışımız gerek. Berçe hadis kitaplarımızda, aile doğrusudaki bablarda, ailege bağışlanan kitaplarda bu hakkında misallar, örnekler, rivayetler, hadisler var. En meşhurlardan birine ben hazır ayıp otmakçımın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hanedanlarına Hansa isimli kız kirip gelip şikayet kıldı. Atam beni, emekimini oğluna mecburlap turmuşka vermekçi. Bu bilen ular uz pasliklerini götürmekçiler, dedi kız. Bu şikayetini işitkenden sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ezvacı mutahharatları, annelerimiz, sen kütüp durgun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keseler, uzun erzini etesen, deyişti. Uzatı ve barakat vakti saat gelip, kirgenleri de kız yana şikayetini tekrarladı. Atam beni mecburlar, emekimin oğlu getirmişke vermekçe. Bu bilen ular uz pesliklerini kütarmakçiler, dedi. Kızın bu bilen ular uz pesliklerini kütarmakçiler, dedi sözünün manası şu ki, mezkure kız alime, fazile, husn-i cemal egesi, tedbirkar, her bir ailenin arzu kıyan kelinine boladığın sıfatlar var. Cemiyetini ağzına düşkün meşhur kız eken. Cemiyette kayısı bakli aile bu kızını kelin kılar eken digen demek gap bilen hemen kütüp durgan bir payt eken. Ama kendi oğlu ise görümsüz, unaka bir şükürat tapmagan, cemiyette avru kazanmagan yigit eken. Aileden maslahat bulup, şu kızını bu yigitke nikahlap koysak, karındaş ailenin avrosu hem cemiyette kütarladı degen maksat gözde tutulgen eken. Kız şunu etmahçı borgen. Ana Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın huzurlarına muamma gönderen kılındı. Bir kızını otası mecburla demek emekçisini oğluya turmuşka vermahçı. Kız narazı. Ozuna hakkını sorup geldi. Bunda payette şeriatın hükmü nima buladı? Ana şeriatın hükmü bana şu savalga Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan çıkartan cevap buladı. Uzatı ve barakat aleyhissalatu vesselam bu savalının cevabına kıska londa cevap verdiler. Hak seninki. Atayını eytkenini kılsan yakşı buladı. Ana cevap şu. Demek balagatki yetken yigit kızlarını, umur yoldaşını tanlaş hakkı var. Cümleden ana şu savan sorup gelen kız Hansani ha. Şu bilendirge atasını, anasını etkenini kılsa yakşı buladı. Ne mi hocam? Çünkü indi yine vayagı yetken yaş yigit kızlar, ailevi hayat doğrusu da ilimge, yeterlik tecrübege ege emezler. Uzlarına halıca koyup koyulsa, adaşları, natoğru tanlığı kılıp koyuşları ihtimali küçük. Ata-analar ise tecrübe kurgan, aile kurgan, şu balalarını doğup osturgan ve kub ailevi mamalarını yeçip gelgen şahslar. Ata-analar balalarına yamanlığını rahat görmeydi. Şunun için maslahat görüp iş tutursa yakşı.
Balalar öz başımca ata-anadan soramayı, ya ki onlarını narazı kılıp, aile kurup alışları elbette yakışı bulmaydı. Fıkhi mezheplerimizin törtelerden üçtesi de veliyyül emr, yani ki işbaşı, ata ya ki onun önünü başı üç kişinin razılıgısız tüzülgen nikah bulmaydı degen kararını kabul kılışken. Hanefi mezhebi de balagatki yetken kişilerini öz ihtiyarları bilen tüzgen nikahları nikah ornige ötedi. Lekin bəribir ata-ananın narazılığı, ata-ananın köngülsüzlüğü günah şekilde kalavradı. Bunun ornige şu narazı kımasdan kelişip ata-ananın ruhsatını alıp, ata-ana bilen maslahatlaşıp, umur yoldaşını tanlansa, aile kurulsa güzel buladı. Şu bilen bir vaxtını özü de ata-analarga görüldüğün tavsiye balalarını, oğul kızlarını mecburlap aile kuruşka demek utmazlık. Hahlasan yamşu, hahlamasan yamşu, sen kim bopsan, mana etkanım boladı deyiş, uruş, sokuş, kaltaklaş, mecbur kılış mutlaka mümkün emez. Hadis-i şeriflerde daim aytilgan, Es-seyyibu tüste'maru, vel-bikru tüste'zenu, ve iznuha sukutuha. Endi köprak kız ballarga bogarlığı için gapni şunga aytilgan, lekin oğullar ham şunu içiga kiradi. Agar aile kurulgan şahs bo'lsa, undan demek maslahat kılıp o'zi bilan gaplashiladi. Çünkü aile kurup çıkan adam bemalol aile to'g'risida, umr yo'ldoshini yangitdan tanlash to'g'risida tortinmasdan gaplashish imkoni bor. Shuning uchun u o'zi ochiq oydin aytsin, muhokama qilsin, mulohazasini bildirsin. Bikir kızlar ise ata-anaları, özlerinin denkatta kişiler bilen aile kuruş, kelin ya ki kuyov tanlaş, onun sifatları başkaları doğrusu da oturup gapirişde nihayette şerim kılışadı, uyalışadı, gapiriş almaydı. Şunun için onlardan izin soruladı, deyiladı. Bikir kızını sukut saklaşı hem izin alamadı buladı, deyilgen. Yani ki, falancıdan şunday gap bo'lyapti, sen nima deysan desa, kız indemeye oturursa, roziligini alomati bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi, rozi emasman degan gaplarni aytsa, yoki shu norozilikka alomat bo'lgan hatto harakatlarni qilsa, unda majburlash kerak emas bo'ladi. Mana shu borada hamma narsalar kabi Rasul akram alayhissalotu vasallamning o'zlari siz bilan bizga namuna. Hadis kitaplarımızda keltirilgan, rivayet kılınan hadislerde aytilishicha Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın kızlarından bir ortalariga sovchi keladigan bo'lsa, Resulullah kızlarını o'zlaridan sorar ekanlar. Bu vaqtlarda xonalar ko'p bo'lmaganligi uchun kızlar duradigan xonaning qismiga parda to'silib qo'yilar ekan. O'sha parda orqasida ular demek ki kiyim almıştırışı var mı, başka özlerini, hacatı tüşken işlerini kılıp oturuşlarını hem o şekilde oturuşarak. Savcı kekende Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kirip o şey kızlar içinde otururken pardanı aldığa bağırıp falancı kızım, seni pistancı İslamak'ta dilenirkenler. Başka gelmez, İslamak'ta. Kelillikle soramak'ta, savcı bulup gitti, yok ki başka gelmez. Şunda kız razı olsa inlemeyi oturarken, şundan Resulullah düşündürürken, razı yekendi. Razı olmasa, o şey oturgan cahide perdeni çirtip kımırlatıp koyarken, kolunu üçü bile. Perdeni kımırlatkeni, yoldu geni yeken, çıkıp Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, savcılarga huzur eterekenler. Hani, yüksek medeniyet, âli makam bir adab, ata bilen balanı, bu baradaki kriyatken muamelesini güzelliğe, çiraylı bir demek halet bilen umur yoldaşının telleşini yoruna koyuş. Bir arta artıkça söz yok, kopar söz yok. Hemmesi şerirlik bilen, asayişlenik bilen. Kız indemese boldu, yok. Pardanı kımlatı koysa yok degeni şu bilen iş bitti. Ana, bana şunu dey terizde, ata-analar ve bolalar hem cihatlik bilen, hammalari, ular ham, bular ham dinimizning ta'limotlarini o'qib olgan,
okub olgan, bilib olgan bo'lsalar, mana shu yo'l bilan ishi nihoyatda osonlik bilan kechadi. Umr savdosi bo'lgan nikoh demak marosimida, nikoh muomalasida umr yo'ldoshini tanlash ham ana shunday yaxshi natijali bir holatda yuzaga chiqadi. Alloh subhanahu va taolo barcha mu'min musulmon bandalariga, yosh yigit qizlarimizga umr yo'ldoshlarini tanlashda rushd hidoyatni bersin, to'g'ri tanlashni yuzaga chiqishini nasib qilsin, hammalarini baxtiyor bo'lishini o'zi ta'minlagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Azizler, sizler bilen birgelikte alıp barayetkenimiz saadetli aile türküm sohbetlerini devam ettirişke imkan bergen Allah Ta'ala'ya hamdü senalar bulsun. Bu sohbetimizde hem hemmemizge berekatli buluşu, menfaatli buluşu, ailelerimizde müstahkem ve bakli saadetli buluşuge sebepçi buladıkan sohbetlerden kılsın. Azizler, o'tgan sohbatlarimizda uylanmoqchi bo'lgan, oila qurmoqchi bo'lgan kishilarimiz, yigit-qizlarimizda umr yo'ldoshini tanlashdagi demak yo'llarni o'rganib chiqdik. Bunda o'sha oila qurayotgan shaxsni o'zi ham, ota-onasi ham maslahat bilan birgalikda demak kelin yoki kuyov tanlashni yo'lga qo'ysalar yaxshi bo'lishi borligini eslatib o'tirgan edi. Bu borada ota-onalar va farzandlar orasidagi paydo bo'lib turadigan muammoni hal qilish yo'llari eslatib o'tirgan edi. Endi aytaylikki, hamma taraf kelishib, ma'lum bir nomzodni kelin qilishga yoki kuyov qilishga ixtiyor to'xtadi. Ana shu yerda yana yangi bir savol paydo bo'ladi. Oila qurishni niyat qilgan insonlar nikohdan oldin bir-birlari bilan ko'rishib, suhbatlashib, birga bo'lishlari ma'nosi qanday bo'ladi? Mana shu mavzu bo'yicha turli xalqlarda turli fikrlar, uruflar, odatlar bo'lgan va bo'lib ham kelmoqda. Ba'zilar oila qurmoqchi bo'lgandan keyin bu masalaga jiddiy qarash kerak. Chunki bu umr savdosi hisoblanadi. Shuning uchun shoshilib tezda oila qurib qo'ymasdan yosh yigit-qizlar bir-birlari bilan tanishib, 1 yil, 2 yil birga yurib, bir-birini sinasin, bir-birini xulqini o'rgansin, atvorini o'rgansin. Keyin mos kelsa oilani qurishaveradi degan fikrni oldinga surishadi va hozirgi kunda bu fikrdagi xalqlar nihoyatda ko'p. Boshqa bir toifalar esa otasi ko'ribdi yoki onasi, opasi, singlisi ko'ribdi qizni yoki kuyovni shularga yoqibdi, o'ziga ham suratini ko'rsatgan ekan, to'g'ri ketdi. Bir-biri bilan ko'rishib, gaplashishni nima keragi bor? Kattalar kelishgandan keyin bo'ldi-da, oila qursa bo'laveradi degan gapni ham qiladi. Bular hozirgi kunda nihoyatda oz. Lekin avvallarda juda ko'p bo'lgan holatlari ham bo'lishi mumkin. Ko'p kishilar bu masalada turli fikrlarni aytar ekan, tortishuv qilar ekan, har kim o'z fikrini qo'llab, hujjat dalil keltirar ekan, bunga shariat qanday qaraydi degan savolni mu'min musulmon inson berishi turgan gap. Shariatimizda o'sha ikki
uslubunu ham kabul kılınmaydı. Çünkü mazkur iki uslub bu meselede, aile kuruş meselesi de talepte cevap vermeydi. Yani uslub hesaplanadı. Yaşlar, aile kurmakçı olgan yigit kızlar, birbirleri ile tanışıp, bir iki yıl birbirlerini sinesleri gerek, birge yürüyüşleri gerek. Ondan keyin birbirlerine yoksa, sınavdan yakışı olsalar, aile kursalar boladı degen gap mutlaka noto'g'ri şeriat boyunca. Bizi şeriatımız boyunca balagat yaşıga yetken iki cinsdeki şahs birbiri bilen yalgız karışı haramdır, mümkün emastır, mutlaka bo'lmaydigan bir ishdir. Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam balog'atga yetgan ikki shaxs, bir erkak bir ayol yolg'iz qolsalar, uchinchisi shayton bo'lishini ta'kidlab aytganlar. Gunohga borish, harom ish bo'lishi muqarrar ekanligi ma'lum va mashhur. İkincidən, sinəş davru deb atarmış bir iki yillik yoki uncundan ko'p muddatda sinovda turganini ikki taraf ham yaxshi bilganidan uchrashuvga chiqayotganda o'zini soxta ravishda o'sha uchrashuv paytida sinovdan yaxshi o'tish uchun tayyorlaydi. O'zining nuqsonlarini bekitadi, o'zida yo'q kamchiligi bo'lgan narsalarni, yaxshi narsalarni bo'rttirib, yolg'ondan soxta ravishda ko'rsatishga harakat qiladi. Hatto keyin boshini ham birovlarnikini qarzga so'rab bo'lsa ham chiroyliroq bo'lishini ta'minlash maqsadida kiyib chiqadi. O'zini, demak, 1 soat, 2 soat yoki undan ko'proq muddatdagi sinov paytida juda ham go'zal, xulqli qilib, chiroyli bir inson qilib ko'rsatishga harakatda bo'ladi. Demak, qancha muddat bir-birini sinasa, ikkovi o'zini tabiiy bir holatini ko'rsatmasdan yaxshi, yuqori saviyadagi inson qilib ko'rsatish uchun bir-birini addas bilan avora bo'ladilar. Tajriba shuni ko'rsatdiki, ana shunday kishilar oila qurgandan keyin, endi bir umr birga bo'lishlarini bilganlaridan keyin, haligi soxta go'zallikni unutishib, o'zlarining asl basharalari ochiladi va bir-birlari bilan kelishmovchiliklar boshlanadi va ko'proq bu kabi sinovlarda asosida qurilgan oilalar buzilib borayotganini har kuni har damda ko'rib, eshitib, bilib turibdi xalq. Oila qurayotganlar bir-birlari bilan ko'rishishi shart emas. Qarindoshi yana kimdir ko'rgan bo'lsa yoki suratini ko'rgan bo'lsa bo'ldi-da degan gap ham mutlaqo noto'g'ri. Chunki oilani quruvchilar qolib boshqalar ko'rganlarni, boshqalarga yoqqanini oila paytida hech qanday manfaati bo'lmaydi. Balki shariatning hukmi shuki, oila qurishga kelishib ixtiyor bo'lib turgan insonlar nikohdan oldin bir-birlari bilan ko'rishsinlar. Lekin shariat qoidalari asosida ko'rishsinlar. Rasul akram alayhissalatu vasallamning huzurlariga sahobalardan birlari kelib, uylanayotganligini aytganlarida, kelinni ko'rdingmi deb so'raganlar Uzun alayhissalatu vasallam. Yo'q, ko'rganim yo'q deb javob berganlarida sahobiy Rasululloh, yo'q, uni ko'rgan va o'zingga ulfat bo'ladigan sifatini izlagin deganlar. Demak, ana shu, demak, oila qurmoqchi bo'layotgan kishilar bir-birlari bilan uchrashishi shariat qoidalarini asosida yaxshi narsa, targ'ib qilingan narsa. Rasul akram alayhisolatu vasallam ham onalarimizga uylanayotganlarida o'zlari ko'rganlar, ko'ringanlar va ba'zi bir ayollarga aytib, palani yerini ko'rib, istan narsasini so'radim, so'rab surishtirganlar. Ana shu shariat hukmiga binoan oila qurmoqchi bo'lgan ikki shaxs mahramlarini ishtirokida shar'iy kiyingan holda, shar'iy axloq odoblarga amal qilgan holda bir-birlari bilan ko'rishishlari, suhbat qilishlari, oila to'g'risidagi fikrlarini almashishlari,
o'zlaridan bir-birlaridan bir-birlariga yoqadigan sifatlarni izlashlari uchun fursat berishlari shariatning hukmidir. Ana o'sha paytda demak ko'rib, qaddi-qomatini ko'rib, gapi so'zini eshitib va boshqa xislatlarini ko'rib xulosa chiqarish, ko'ngli yorishsa, ko'ngli tortsa, keyin oila qurishga qaror qilish mumkin. Agar ko'rishgan paytda xayoldagi narsaga to'g'ri kelmasdan yoqimsiz bir holat paydo bo'lsa, ko'ngil tortmasa, bir-biriga tashakkur aytib, indamasdan, demak, har kim o'z yo'liga ketaveradi. Bir-birini yomonlab, palon narsasi bor ekan, shuning uchun aynidik, piston narsasi bor ekan, shuning uchun qimadik kabi ikkinchi tarafni obro'sini to'kadigan narsalarni hech qachon qilmaslik kerak. Balki sababini aytmasdan imkonimiz bo'lmadi, uzrimiz chiqib qoldi yoki shunga o'xshash umumiy gaplarni aytib, demak, ajrab ketish kerak. Zinhor va zinhor bir-birini yomonlab, aybini xalqni ichida aytish maqomiga o'tmaslik kerak bo'ladi. Ana o'shanda yaxshi bir holat yuzaga keladi. Albatta, xalqimizda ko'pchilik bu ishni amalga oshirib kelyapti. Lekin ba'zi bir tushunmagan taraflarda haligi birinchi gap uchrashsin, bir-biri bilan yursin, tursin degan gapga o'tib qolganlar ham bor. Bular juda ehtiyot bo'lishlari kerak. Menga internet saytini savollar bo'limiga kelgan ba'zi savollarda shu gaplar aytiladi. Yoshlarni o'zlari, qizlar, yigitlar yozadi. Biz ota-onamizni roziligi bilan palonchi bilan yurgan edik, deb yozadi. Qanday qilib ota-ona rozi bo'lib nikohsiz o'g'lini yoki qizini kim bilandir yurishiga izin beradi? Bu mo'min musulmon insonning xayoliga sig'maydigan narsa hisoblanadi. Bu mutlaqo bo'lishi mumkin emas narsa. Chunki haligi aytganimizdek, bu narsa harom ish bo'lishi bilan birga bu yolg'iz qolishlik gunohga boshlashi, yoshlarni oyog'i toyilishi, nashariy ishlarni qilib qo'yishi, keyin afsus nadomatlarga sabab bo'lish holatlari bor. Shuning uchun bu narsadan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Ko'rmasin, ko'rsin, lekin shariatimiz chizib bergan chiziqda turib qilinsa bu ish shariatga muvofiq bo'ladi, savob, ajr bo'ladi, gunohdan chetlanadi va kelajakda oilaning baxtli, saodatli bo'lib borishiga asos bo'ladi. Dinimizni oila bo'yicha bergan ta'limotlariga amal qilib borish jarayonida ana nikohdan oldin nikohlanmasi bo'lgan kishilarni bir-birlari bilan ko'rishishi haqidagi ta'limotlarini ham yaxshi o'rganib tushunmoqimiz va ularga ixlos bilan va to'g'ri amal qilmoqimiz lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni bu ishlarda to'g'ri yo'ldan borishimizni o'zi ta'minlagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Azizler, siz muhteremler bilen birge Bahtiyar Aile sallallahu aslida olib borayotgan suhbatlarimizni davom ettirishdan g'oyat xursandmiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarni barchamiz uchun foydali, manfaatli qilgan bo'lsin. Avvalgi suhbatlarimizda umr yo'ldoshini tanlash, kelinlarda bo'lishi lozim bo'lgan sifatlar, kuyovlarda bo'lishi lozim bo'lgan sifatlarni haqida so'z yuritgan edik. Aytaylik,
aile kurmakçı borgan şahslar ana oşa şeriyette görsetilgen talimatlar esasında nikahı halal borgan kişilerden izlep tapıp bazı sıfatlarını yoktırıp ana oşa kişi şahs bilen aile kuruş niyeti payda borgandan keyin savcılık kılışka oturadı. Savcılık kılış degeni bir ayol ya kızını u bilen birge aile kuruş niyeti bar şahs razılığını soraş. Razılığını soraş oşa ayol ya ki kızını valiyul amre işbaşısından ya ki o zaman şahsen hem soruş arkalı yüzeye çıkardı. Müslüman halklarda adab, ahlak, uruf adet yüzesinden köprak nikahsı isteniyetken şahsını ata anasından valiyul amirlerinden razılık soruş adet üstüne kirgen. Lekin aslında oşa nikahı isteniyetken şahsını o'ziga savchilik qilish ham mumkin. Savchilikni nikohlanish niyatidagi shaxsni o'zi ham qilishi mumkin yoki uning vakillari, ishboshilari, ota-onalari yoki katta qarindoshlari ham qilishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hafsa onamizga uylanganlarida o'zlari Hafsa onamizning otalari Hazreti Umar'a savcılık kıyarlar. Ummu Salam'a anamızla uyuyan yetkenlerde ise Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam Ummu Salam'a anamızın özlerine barıp uyuyanış niyetleri barlığına kışıge eğitip savcılık kıyarlar. Ana oşa savcılık kılış türlü buluşunu namunelerden bittesi şu. Şu bilan birga sovchilikni faqat kuyov taraf qilishi shart qilib qo'yilmagan, balki kelin taraf qilishi ham mumkin. Bunda o'sha kelinni o'zi rag'bat bildirishi ham mumkin yoki uning vakillari, ishboshilari rag'bat bildirishi ham mumkin. Misol uchun Hafsa onamiz radhiyallohu anha erleri vafat etip beva kalgelleri de ataları Hazreti Umar ibn Khattab radıyallahu anhu kızları Hafsa'nı demek turmuşka çıkarış için uzları malum şahslerge savçılık gelirler. Misal için evvel barıp Hazreti Osman ibn Affan radıyallahu anhu'ya Hafsa anamızın o kişiye cüftü halallıkı bir maksı ekendiklerini etkiler. Şunda Hazreti Osman İbni Affan radıyallahu anhu ben özüm aldım bir oylab görey hesap kitabımını kılıp görey dem etkiler o keyin cevap etmeyi yura uğurgeller. Ana şu halattan Hazreti Umar radıyallahu anhu Osman'ı demek benim teklifimini kabul kılış imkanı yok iken degen hulasaga varıp Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'ya eğer istesen senge Hafsa'nı nikahlap versem degen manadaki sözünü etkerler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu indeme geller. Anca müddet ötkenden keyin Hazreti Umar'ını biraz açıları hem çıkandayı bogan. Lekin oşanda Hafsa anamızını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'den özlerine nikahlap alış niyeti varlıklarını etkerler. Bu iş sadır bugandan keyin Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu Hazreti Umar'ın huzurlarına gelip oşanda Hafsa'nı menge teklif kılgeninde men indirmeganımdan açığın çıkan bolsa gerek. Mani indemeganımın sebebi
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa'nı zikir kılıyatkenlerini eşitken edem. Ana şunun için ben seni talebine cevap verilmedim, sevalinge cevap etmedim degen mananı etkenler. Şunun de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın özlerine bazı sahabiyeler gelip beni nikahlap alayım deyip etken adetleri bugün. Bir kancı rivayetlerde şu nefse var. Bir ayar gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e özünü arz kıldı. Şimdi Resulullah onge başından ayak bir karak çıktılar da keyin demek cevap vermediler degen. Ya ki başka manadaki hadisler var. Ana şunu bilen birge, ana şu savcılık kılıç peytede iki tarafını birbirini demek kadı kavmatını, görüş manasını ya ki o şey kuruştan aldın vakiller arkali sıfatlarını, başka taraflarını soruşturuş halatları hem buladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Süleym radıyallahu anhanı bir yerge savaş kılıp yuvarlatıp bu yerini kara, bu yerini kara, keftini hillep gör degen geplerini etkerler. Ana o şey demek halatlarına karab savaşçılık peytide bazı bir malumat alış, sorab soruşturuş halatları buladı. Bu narsa ayıp emez. Çünkü aile kuruş umur savdası hesaplanadı. Bunda şaşırmazdan birbirini yakşırak anlayıp yetip, düşünüp, arka aldığını soruşturup, keyin aile kurulsa inşallah yakşıp oladı. Ana şu sorab soruşturuşlar dairesine hazırlı küllerde tıbbi körükten otuş hem koşuldu. Bu hem koşuldu. Bunu demek çıkanıdan keyin Müslüman ulamalarga kayta kayta savol çövürgenden keyin İslam fıkhı akademiyaları bu meselenin alakıda özlerinin ilmi encümalları da körüp çıkarıp keyin karar çıkardılar. O şu kararga binaen özünün umur yoldaşını, bolacak umur yoldaşını sağlık selametliğine tekşirip görüş, yukumlu keserliklerden, nesilge tasir kıladığan keserliklerden hali ekenini biliş için iki taraf tıbbi körükten ötüşü şer'an caiz iştir. Bunu yakşı niyet bilen kırış gerek. Mabada bir taraf da Allah görsetmesin, bemarlık çıkıp olsa bunu hammaga avaza kılmasını gerek. Belki sır tutuş gerek. Birbirine sırrını açış, yamanlaş halatlarına utmaslık gerek degen demek körsetmeler, kararlar çıktı. Bana şunlarla amel kılınsa inşallah nihayette yakşı buladı. Ve ahiru da'vâuna elhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين عزيز ومحترم دين kardeşlerimiz sizler bilen alıp barayatken Bahtiyar Aile Sallahası aslidagi sohbatlarımızdan devam ettirişten juda ham xursandmiz. Buning uchun bu ne'matni bizga bergan Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar aytamiz. Va bu suhbatlarimizni hammamiz uchun, xalqimiz, elimiz, yurtimiz, mu'min musulmonlar uchun manfaatli bo'lishini Alloh taoloning o'zidan so'rab qolamiz. So'zlik orqali demak, ikki taraf bir-birlarini sorab, soruşturup, ahirge yetip, aile kuruşge karar kılıp, şunlar seni bildirse, bunu bizi tilimizde unaştırış değil edi.
Bu nesterilişi demek insanlar aile kuruşka birbirlerini demek sıfatları yokup karar kıyarlıklarını bildirilirdi. Bu yakşı narsa, bundan keyin nikah bulup aile kuruşup getiş niyeti var. Hammani şu niyeti amalga olsun. Lekin bazı bir vaxtlarda huzurli sebepler tufayli unaştırılgenden keyin aile kuruş rağbeti yok alıp belki kurmasının kararı gelip kalışı mümkün. Bu narsa ham ayıp sanalmaydı. Bunga demek yaxşilik bilen birbirlerden razı zâli kılıp demek acrelişip gitse hiç kisi yok buladı. Fakat iki taraf birbirini yamanlaşı, sırrını faş kılışı kerengemez. Yaxşı buluyatı diye huzurumuz çıkıp kaldı degen manadaki yapılarını aytıp acrelişseler yaxşı buladı. Şu bulan birge yana uşa demek savçılık paytada, başka paytada sağa salam veriş halatları bugün bosa. Misal için adatta kuyov tarafından kız tarafına verildi. Oşa uğraştırılıştan keyingi ayniş kuyov sağa bergen bosa yu keyin kuyov taraf ozi demek acıraşını devam ettirmesini taklif kılıyatken bosa bergen sağasını kaytarıp almaydı. Mabada acıraşış doğrusudaki fikir kız taraftan çıkan bosa organ savunmasını kaytarıp veriş gerek. Lekin kuyov muruvvat kırıp almasa onun muruvvatıdan buladı. Bu ham makbul narsa. Şu yerde bir alakıda takdirlem otuş lazım ki bro ikinci bir şahsga savuç koyup turgan payette başkalar gelip savuçunun üstüne savuçu koyuşu bizi şeriatta haram hesaplanadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikatte bir kança demek hadislerinde etken la yaktubu ala khutbati ahihi. Yani öz biraderinin savçılığını üstüne savçılık kımaydı. Bırak savçılık kıptırsa ikincisi gelip bizge veriler, palancılar, o ayıbı var, bu ayıbı var, onge verilme maklasılar gibi yaplarını mutlaka demek etmesi gerek. Bu iş haram hesaplanadı. Oşa birinci savcı, savcılığını kılıp, arada bir mülahazaları çıkıp, savcılığını terk etip, boldu biz endi bu yer bilen alaka kımayımızdır. Bu türlü savcılık manası tügegenden keyin yine başka savcılar demek nikahlanışı közden yetken şahsga savcı buluş hakkıyla edip oladı. Madami ki birinci savcı türerekken, onu demek üstüge savcılık kılış ruhsat verilmeydi. Bu ne doğru gel, hesaplanadı. Hop endi Allah bunaki acilatçilerden, yakın nesillerden saklasın o. İki oları birbirlerine hemen taraftan yakıp, demek nikahlanış kastı kılındı. Ana o şimdi demek iki tarafını, yani iki kelinlikke namzat ve kuyovlikke namzatını birbirleri bilen kuruşu kandayı buladı degen savol ortaya çıkadı. Şimdi bazı bir halatlar bu cüde kem ücreydi. Avalar köprağı bugün kuruşuna haceti yok. Vakil kurduku, başka kurduku degen gap bilen şahsen nikahlan yetken iki tarafını kuruluşuna karşı çıkanlar vardı, bugün idi. Bu ne doğru iş? Bizi dinimizde bu gap yok. İkinci bir gap bu cüde köptar kargan. Uylana davam bugandan keyin yigit bilan qiz bir yil yarim yil bir-birini sinasin, ko'rsin, birga yursin degan taklifni qilinadi. Bu ham mutlaqo noto'g'ri gap. Bizi shariatimizda balog'at yoshiga yetgan ikki jinsdagi nomahram shaxslarning yolg'iz qolishi mutlaqo mumkin emas. Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislarida agar o'shanday kishilar yolg'iz qolsalar, uchinchilari shayton bo'ladi deyilgan. Bu halette haram iş kılınken buladı ve ahırı varıp günah işlerine sebep buluşu imkaniyeti keyin açıladı. Şunun için ortaça yol tutturken bizi şeriatımızda nikahlanmakçı buluyorken şahslar
bir-birleri bilen adab, ahlak asası da, şeriyetimiz kursatmaları asası da, uçraşıp, gepleşip, özleri de aile kuruşka rağbet buladığın narsalarını izleşke urunuşlarıyla ruhsat var. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam özleri şu işine kigerler, siz bilen biz ümmetlerine kilişini buyurgerler, sahabalardan bir neşteleriyle nazar salışını, ulfet buladığın narsanın izleşini, tavsiyelerini kigerler. Mahremlerini iştirak ede, yakşı bir adab bilen kiyingen halde, adab ahlak esası da oturup yapılaşışları, birbirlerine saval verişleri, kızıktırıgan nesillerinin bilinçli urunuşları da ruhsat buladı. Bu nihayette şeriyetki muvafık iş buladı. Demek uylanmak için bölgen köyünü, özüge demek unaştırılayken kızını körüşke, bu bilen sohbetleşişke, onu demek marifi ve ahlaki başka taraflarını organik görüşke hakkı var. Şunun için kızlarını hem özüge savuşu buluyorken yigitinin huzuru da uçuruşke çıkışke hakkı var. O şimdi özüge ara verip yasan tüsen kılıp barışke hakkı var. Oturup yaklaşışke hakkı var. Savallar verişke hakkı var. Bunların hemması havalı etkenlerimizde mahremlerinin iştirakı da asıl aydın. Buna kadar ikileri yalnız kalmayan derecede buluşu yolga koyuluşu gerek. Ana şu narsa şeriatke muvaffak buladı. İnşallah hayırlı buladı, berekatlı buladı. Min afsus ki bunge amel kılmayan adamlar uçurup duradı. Lekin bunlarını hem nasıl günah işine kırgarlıklarını bilip yetişleri gerek. Bu narsaki ikinci demek tekrar bu maslaki başka balaları da farzandları da bu narsanı hatoga qaytadan yo'l qo'ymaslik choralarini ko'rish kerak. Ana shunda inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi, xayrli bo'ladi, barakotli bo'ladi. Bundan keyin to'ylar ham nihoyatda yaxshi o'tadi. Alloh subhanahu va taolo bu ishlarni barchasida o'zining shariatiga amal qilishimiz, rasulining sunnatiga amal qilishimiz va har bir narsani yaxshi ado etib oilalarimizni mustahkam bo'lishi, oila a'zolarining o'zaro muhabbatli, ehtiromli bo'lishini ta'minlagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz dindaşlarımız, siz muhteremler bilen Bahtiyar Aile namı astıdaki Türküm sohbetlerimizini devam ettirişten gayette memnunuz. Bunun için Allah Subhanahu ve Teala'ya hadsiz, hesapsız şükürlerimizini kiltiremiz ve uzaktan bu işini hemmemiz için menfaatli buluşunu ailelerimizin berçelerinin bahtiyar buluşunu, tamilleşige, amul kılışını sorup dualar kılamız. Bütün sohbetlerde nikah, akde nikah, onda buladıkan şartlar ve başka, çünkü okşaş meselelerini, mahir meselesini yaklaşken edik. Ana indi bana şu baskıştan keyin, kelin kuyovga turar joy tayyorlash odatda harakati boshlanadi. Buni bugungi kunda bizning sharoitimizda ko'proq odatga ko'ra kuyov tarafidan
ajratilgan xonalarga kelin kuyovni yashashi uchun kerak bo'ladigan asbob anjomlarni ta'minlash ishi bilan boshlanadi. Ya'ni xonani kuyov taraf tayyorlaydi. U imkonga qarab ikki xona bo'lar, uch xona bo'lar, undan oz ko'p bo'lar, nima bo'lganda ham shu narsa bo'ladi. Ana o'sha joyda kelin kuyovlar to'ydan keyin birga oilaviy hayotlarini kechirishi ko'zda tutilgan bo'ladi. O'sha uyni jihozlash, unga yashash uchun kerakli bo'lgan asbob anjomlarni keltirish va joylashtirish, shuningdek birgalikda oilada yashaydigan paytda kerak bo'ladigan barcha narsa bilan ta'minlash qay yo'sinda bo'lishi kerak. Bu kimning haqqi-yu, kimning vazifasi, burchi degan savolni o'rtaga qo'yishimiz kerak. Hozirgi kundagi urfga ko'ra ko'pchilik odatlangan narsa uyni kuyov taraf bo'm-bo'sh qilib qo'yadi, uni kelin to'ldirishi kerak bo'ladi. Unga mebel olishi, o'rnatishi, gilamlar solishi, pardalar qilishi, ko'rpa-to'shak, asbob-anjom, kiyim-kechak va boshqa barcha narsalarni qilish kelinni tarafi zimmasiga yuklanib qolgan hozirgi paytda. Aslida shu shariatga to'g'ri keladimi? Shariy kitoblarimizda kelin kuyov birga turadigan uyni, xonani kim jihozlashi kerak? Kim unga asbob-anjom olib kelishi kerak degan savolga qanday javob berilgan deb so'raladigan bo'lsa, barcha kitoblarda, barcha mazhablarda, barcha musulmon xalqlarda ana shu uyni tayyorlash ham kuyovni zimmasidagi burch hisoblanadi. Xususan Hanafi mazhabining ulamolari, bizning mazhabimizning ulamolari kuyov kelinga nafaqa berishi qanday vojib bo'lsa, birga yashaydigan xonalarni kerakli narsalar bilan ta'minlashi, jihozlashi ham shunday vojibdir deyilgan. Demak, o'sha xonaga, birga yashaydigan xonaga mebel olish, gilam solish, pardalarni ilish, idish-tovoq, qozon va boshqa hayot uchun ketadigan barcha narsalar, hattoki chaqmoq bo'lsin, pichoq yoki boshqa shunaqa oshxonani asbob-uskunalari bo'lsin, kattayu kichigi hammasi kuyovni vazifasi hisoblanadi. O'sha kuyov taraf ta'minlashi kerak. Ta'minlaganda ham o'sha narsalarni hammasi kelinni mulkiga aylanadi. Kelinni mulki u tasarrufiga oladi. Kuyov taraf buni men olib berganman, menga qaytarib ber yoki o'zim olib boshqa yerga olib borib ishlatishga haqqim bor deyishga hech qanday imkoni yo'q. Hammasi kelinning mulkiga aylanadi. Ana o'sha kelinni mulkini kuyov ta'minlashi shariatda ko'rsatilgan, barcha kitoblarimizda aytilgan. Agar kuyov mahr berib, ko'p mahr berganidan, o'sha mahrdan uyga jihoz olib kelmabdi deb da'vo qilsa, da'vosi noto'g'ri bo'ladi. Chunki mahr avvalidan oxirigacha oyatda aytilganidek qintor haddi hisobiga yetib bo'lmaydigan darajada ko'p mol bo'lsa ham kelinni to'liq mulkiga aylanadi. Agar kuyov taraf mana bu kelinning mahri, mana bunisi ortiqcha mulk, pul, bunga uyga jihoz olsin, o'zi ishlatadigan o'zim odam o'ziga yoqadiganini olsin, bizi burchimizu, lekin biz mablag'ini bersak, o'zlaringiz kelinga yoqadigan asbob-anjomlarni osalaringiz deb alohida atab pul bergan bo'lsa, ana o'sha pulni ishlatilishini taftish qilish imkoni bo'ladi xolos. Boshqa vaqtda buning imkoni bo'lmaydi.
Kelinin ata ana tarafı, ata anaları, karındaşları, onge sepki beremez, ozu üçün kerellik esbab ancam beremez dese, bu ularının ihtiyari işleri, mecburiyet emez. Haklar şunu alıp verirse, o hem kelinge mülk boladı, keyin kimdir aynı kalıp, ben senge falanlar seni sepinge vergen edem, kaytarıp vergin dese hem, onu yapıp otmaydı, onu kelinle mülküge aylanıp kaladı. Ana mana şu demek narsalar şer'i kitoblarimizni barchasida ko'rsatilgan, Rasul akram alayhisolatu vasallamni sunnatlarida ko'rsatilgan. Hamma mu'min musulmon xalqlar bunga avvaldan amal qilib kelishgan. Lekin ming afsuslar bo'lsin-ki, hozirga kelib dini ta'limotlardan uzoqlashish oqibatida Şeriatın hükümlerini bilmezlik akıbatıda, bunga itibar vermezlik akıbatıda, urf adetini ortaya koyup amal kılış akıbatıda, işler tamamen tezkeresiyle aylanıp kalan. Hazır, kelin öz ihtiyarı bilen kıpkepte deyip aytış mutlaka yok olgan, belki kelin tarafka mecburiyet yükleşke adet bu kalan. Künde, kün arada, mana şu baradagi macaralarını eşitip, körüp, guvah bo'ldirmiz. Şeriatın hükmünü biladigan adam için gayette noqulay sezilgen, ayıp, uyat, ar, namus bo'lgan narsani hazır adamlar o'zini haqqi deb talab qilishmoqda, urush janjallar qilishmoqda, oilalar qurilmasdan turun buzilib ketishigacha bormoqda. Ben ko'p marta takrar aytdim, adamlar o'rgansin, tushunsin, bilsin degan ma'noda. Bir imomimizning aytishlaricha, u kishining qavmining ichida bir oila kelin tushiradigan bo'lgan. Vaqti soati kelib, kelinni asbob-anjomlarini, mebel, ko'rpa-to'shak, gilam, hamma narsalarini kelin tarafidan olib kelishgan. Ularni joylashtirishgan. Hamma narsa joylashib bo'lgandan keyin kuyovning onasi chiqib, narsalarni taftish qilishni boshlagan. Hamma narsani ko'rib kelib, oxirida bir dona choyshab Toshkentda ishlab chiqarilgan ekan, belgisi yozuvi bor ekan, ana shundan janjal chiqargan. Mani bolamga Toshkentda chiqarilgan choyshabni ravo ko'rishdingmi? Sanlar kim bo'lding o'zi degan ma'nodagi gaplar aytilgan, orada norozilik boshlangan, urush janjal chiqqan va to'y boshlanmasdan ajrashishga to'g'ri kelgan. Kelin taraf olgan narsalarini yana qaytarib olib ketgan. Yaqindagina yana bir shunaqa hodisani demak eshitdim. Bir yerga kelinni narsalarini ko'tarib olib kelishgan. Ularni joylashtirishni boshlab bir gilamni solishsa, bir oz to'g'ri kelmabdi, ortiqcha kelib qopti. Ya'niki mebelni tagiga kirgizish holati bo'lib qopti. Kuyov taraf kuzatib turgan, yo'q, u bo'lmaydi. Borib boshqasini olib beringlar. Borib boshqasini o'sha yerga to'g'ri keladiganini olib kelishgan. Undan keyin mebeldan, undan-mundan yana ayib topilgan. Oxiri ular ham norozi bo'lishib, urush janjal bo'lib, kelgan narsasini olib ketgan, to'y to'xtagan, to'y bo'lmasdan turib ajrashga to'g'ri kelgan. Bunaqa narsalar yana qaytarib aytamiz, tez-tez bo'lib turadi. Uyalmasdan, or-nomusni tushunmasdan kuyov taraf kelindan narsa talab qiladi. Uyini to'ldirishni talab qiladi. Kam chiqqaniga janjal qiladi. Sifatsiz bo'lganiga yana janjal qiladi. Avvallari bunday bo'lmagan. Bu bo'lishini, bunday bo'lishini kuyov taraf o'ziga or, nomus, uyat, ayib deb bilgan. Lekin sekin-sekin mana shu narsalar bir-bir bo'lib odatga aylangan va odamlar hozir kelin tarafining majburiyati deb tushunishib qolgan.
Ana o'sha majburiyatni qilmasa janjal chiqarishga yetishgan. Bu ham yetmaganidek, kelin tarafdan kuyovga sarpo qilish talab qilinadi. Hatto shu darajaga borib yetdiki, bu ish menga ko'rgan, bilgan odamlar aytibdi. Viloyatlardan birida kuyovga sarpo yoqavermaganidan o'zi tanlasin kuyov degan gapgacha yetib borgan. Endi kuyovlar o'zlari sarpo tanlaydigan bo'lishgan. Kiyim do'koniga borib, kiyib ko'rib, boshqa qilib sarponi tanlaydida, shunaqa quda taraf kelib, shuni sotib oladi deb kuyov ketadi. Kelib, quda taraf o'sha kuyovimiz qaysi narsani tanladi deb, tanlagan narsasini pulini berib olib ketadi. Bu ham bir narsa. Lekin hozir o'sha narsada undan ham ziyoda xiyonat paydo bo'libdiki, kuyov kiyimlarni tanlab bo'lib, narxini so'rar ekan. Ma'lum bir narx aytilsa, men shunaqa kuyovman, kuyovlik sarpasini tanladim. Quda taraf kelsa, bu oz narxni aytmanglar. Narxni bunchaga ko'paytirib aytinglar. Ortiqchasini men o'zim olaman, sizlarga ham biroz beraman der ekan. Bunaqa nomardlikni qaysi vijdon bilan, qaysi erkak, qaysi kuyov qiladi? Mutlaqo insonning aqliga sig'maydigan narsa. Lekin ming afsuski, mana shu narsa bo'lmoqda. Muhtaram imom domlalarimizdan birlarini tanishlari qavmidan bir kishi mebel savdosi bilan shug'ullanar ekan. U kishi domlaga aytib beribdilar. Ta'sir hozir zamon o'zgarib ketdi. Odamlarga hayronsan, uyalmay netmaydigan bo'lishib qoldi. Nima bo'lyapti? Hozir mebelni qistirib olib borishi bir yoqda qoldi. Albatta chet elniki bo'lishi shartligi yana bir yoqda qolib, mebelni kelib kuyov taraf tanlayapti, kelin taraf pul to'layapti. Borib urush chiqavurganidan keyin, janjal chiqavurganidan keyin, olib kelgan mebeling menga yoqmayapti deb o'rganidan keyin, odamlar endi qiz tarafdagilar jonidan o'tib, kuyov tarafni olib kelib do'konni o'zida tanlatib, ular tanlagan mebellarni sotib olishga majbur bo'lishyapti degan gapni aytibdi. Imom domla afsus nadomat so'zlarini aytgandan keyin haligi do'kondor yana qo'shimcha qilib aytibdiki, ammo shunisini ham aytib qo'yayki, o'sha kuyov taraf tanlab sotib olingan mebellardan 10 tasidan 8 tasi bir yilning ichida yana o'zimizga qaytib kelyapti debdi. Bu degani oila buzilyapti. Haligi yangi mebelni endi keragi yo'q bo'lib qolganidan qaytarib, bir oz pulidan kamaytirib, demak pulni qaytarib olishga qiz taraf majbur bo'lyapti degani. Ana shu shariat hukmiga xilof qilsa, teskari ish qilsa shunaqa bo'ladi. Oilaning baxti, saodati olinadigan seb, asbob, anjom, mebel, ko'rpa, to'shak pardaga bog'liq emas, balki shariatga amal qilishga bog'liq. Allohning aytganiga, Rasul akram sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga, shariatning ahkomlariga muvofiq ish qilinsa, ana shu insofdan bo'ladi. Ana shu adolatdan bo'ladi. Ana shu baxtga, saodatga, xayrga, barakaga sabab bo'ladi. Mana shu haqiqatlarni biz tushunib yetishimiz, shariatimiz ahkomlarini oila borasida o'rganishimiz va o'rgangan narsalarimizga ixlos bilan amal qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zi barcha oilalarimizni baxtli bo'lishini, saodatli bo'lishini, bardavom bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.